Bizlerle. Murat Yetkin de bu turumun bir parçası ama gecikme ihtimali varmış anladığımız kadarıyla. Bu oturumda belki kendisiyle birlikte olamazsak bir sonraki oturumun başında onun deneyimlerini dinleyeceğiz. Sözü konuklarımıza bırakmadan önce bir çok kısa da olsa sitelerini sizlere göstermek istiyorum. Neler yapıp eşliklerini. Özellikle YouTube kanallarınız üzerinden gittim ama tek mecralar her zaman da burası değil. Çeşitli mecralar birbiriyle iç içe de geçiyor zaten. Oturum sırasında şeyleri de paylaşacağız. Kanalların linkini de paylaşacağız. Abone olmak isteyen henüz olmadıysa diğer katılımcılarımız, dinleyicilerimiz de bu şekilde abone olabilirler. Serdar Özsoy'un da bir foto muhabiri olarak katkıları olacak bize bu oturumda. Biraz daha farklı bir mecradaki bir deneyim. Mecra farklı değilse de yapılışı ile ilgili başka bir deneyimi anlatacak. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Zira ilk oturumda katılımcılarımızın da ilgisi çok yüksek oldu. Sorular çok bu konuyla ilgili olarak konuşulacaklar çok. Ben müsaade ederseniz İpek Yezdani ile başlamak istiyorum. Hemen her konuğumuzun uzun bir kurumsal geçmişi de var ve ondan sonra yeni alternatif yollarda devam ediyorlar mesleklerine. Sizlerin hikayesini, yaşadığı kolaylıkları, güçlükleri ve bizler de okur, dinleyici olarak, izleyici olarak bunun ne kadar bir parçası olabiliriz konuşmak istiyoruz hep beraber. Buyurun lütfen, söz sizde. Çok teşekkür ederim Edil Hanım. Sesim geliyor değil mi? Bir Ama sorun sesini yok. tutamıyorum ama benimle ilgili bir sorun olabilir. Sesim duyuluyor mu acaba? Burada olanlardan Duyuyor diğer herhangi bir arkadaşlardan. sorun yok seste. Seste problem yok değil mi? Şu anda ben de duyuyorum, evet. Tamam. Öncelikle ben herkesten özür diliyorum. Güneş gözlüğü takmak zorunda olduğum için. Çünkü bir göz ameliyatı geçirdim. Gözlerim çok kötü durumda. Bayağı bir tanesi özellikle mosmor oldu. İdil Hanım gördü az önce. Çok geçmiş olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Özür dilerim yani takmak zorunda kaldım güneş gözlüğünü. Şimdi ben kendi deneyimimden tabii ki yola çıkarak biraz belki kendi tecrübemi anlatarak bir yol açabilirim buradaki genç gazeteci arkadaşlara. Ben çok uzun yıllar konvansiyonel medyada çalıştım. 20 yıldan fazla hep genelde ulusal ve uluslararası medyada çalıştım. Yani hep büyük kurumlarda çalıştım genelde. Mesleğe ilk başladığım yer Cumhuriyet Gazetesi'dir. Hani o da sonuçta çok büyük bir kurum olmasa bile ulusal bir gazetede başladım. Ondan sonra da sırasıyla işte Milliyet'te, işte Londra'da Associated Press'te, BBC'de, Hürriyet'te ve benzeri büyük yani kurumsal yerlerde daha çok gazetecilik yaptım. Fakat tabii Türkiye'nin özellikle siyasi anlamda içinde bulunduğu konjonktürden dolayı son yıllarda hepinizin bildiği gibi ana akım medyada büyük değişimler meydana geldi. Ve daha çok ana akım medyanın çok büyük bir bölümü, %90'ından fazlası hükümet kontrolündeki iş adamlarına ya da direkt hükümetin kendi kontrolüne girdi. Şimdi bu nedenle de partizanlaştı açıkçası. Ve objektif gazeteciliği yapılabileceği yerler olmaktan maalesef uzaklaştı. Yani tarafsız olmak, objektif olmak burada çalışmak için geçer akçe olmamaya başladı. Bundan 2,5 yıl kadar önce işte ben 9 yıldır Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyordum. Diplomasi muhabiri, diplomasi ve dış politika muhabiri olarak. Fakat 2,5 yıl önce işte Demirören medya grubunun yani Demirören'in Doğan Medya grubunu satın almasıyla birlikte ondan bir süre sonra biz 45 gazeteci işten çıkarıldık Hürriyet Gazetesi'nde.
Bir de tabii üstüne üstlük tazminatlarımızı da, yani yasal tazminatlarımızı da alamadık, ödenmedi bize. Bu tabii ki illegal bir şekilde, yasal, yani gayri yasal bir şekilde ödenmedi. Zaten dava açtık, o ayrı bir konu, ona hiç girmeyeyim. Şimdi daha sonra tabii ne yaptık? Yani düşünün siz ayın 30'unda işten atılıyorsunuz ve ayın 1'inde maaşınız yatmıyor ve tazminatınızı alamamışsınız. Yani elinizde deyim yerindeyse sıfır kuruşla, sıfır lirayla hayatınıza devam etmek zorundasınız. Zaten ana akım medyanın büyük bir bölümü yine Demirören benzeri hükümete yakın iş adamlarının kontrolünde. Dolayısıyla hani eskiden olduğu gibi hani buradan ayrıldım, gideyim şuraya başvurayım ya da buraya başvurayım ya da şurayla konuşayım diyebileceğiniz çok fazla seçenek yok önünüzde. Hani eskiden mesela öyleydi. Bir yerden bir gazeteci ayrıldığı zaman, ya eminim Serdar ve Murat da bana hak verecektir, hani önün karşısında başka alternatifler olurdu hep. Hani şuraya başvururum, buraya başvururum. Hani başka, çünkü bir sürü farklı medya kurumu vardı. Ve bu kadar da partizanlaşmamıştı henüz. Yani her medya kurumunun bir yayın çizgisi vardı illaki. Ama bu kadar yani tek bir ses haline gelmemişti henüz medya eskiden. Şimdi tabii öyle bir durum, öyle bir seçenek de kalmadı. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi konjonktürün yarattığı medyanın daralmasının yanı sıra bir de dünya çapında tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte medyanın, yani mecraların değişmesi gibi bir önümüze gerçeklik de var. Yani işte ne oluyor mesela, bu kağıt medya, yani print, yani gazeteler bütün dünyada tiraj kaybediyor, öyle değil mi? Çünkü yeni nesil artık hani gazete alıp okumuyor. Artık yeni nesil, hatta yeni nesil bile demeyeyim, yani orta yaşlılar da öyle, her şeyi internetten takip ediyor. İşte hatta sosyal medyadan haberleri takip eden bir nesil var. Aynı şekilde televizyon kanalları da birçoğu Türkiye'de özellikle çok demode kaldı ve çok çağın gerisinde kaldı. Çünkü onlar da hep tek sesli bir yayına yöneldiler ve aynı isimleri, işte biz mesela Suriye uzmanı olarak da gördük ama aynı kişiyi daha sonra korona uzmanı olarak dinledik televizyonda. İşte korona uzmanı olarak konuşan daha sonra çıktı Ukrayna uzmanı olarak konuştu. Dolayısıyla bu şekilde olunca da hiçbir güvenilirliği kalmadı. Bu televizyon, yani ana akım medyadaki çoğu televizyon kanalının. Böyle yani bu şekilde bir değişim de oldu tabii Türkiye'de. Ve ben ve benim gibi objektif gazetecilik yapmaya çalışan diyeyim gazeteciler kendimize başka mecralar aramak zorunda kaldık. Belki zorunda kalmasaydık yine konvansiyonel medyada ben devam ediyor olurdum şahsen. Yani bir hani YouTube kanalı açayım gibi bir düşünce bende yoktu hiçbir zaman. Çünkü konvansiyonel medyada çalışmanın, hani Serdar'la Murat da bilirler, artıları ve eksileri vardır ama en büyük artısı bir haber bütçesi olmasıdır. Hani atıyorum Irak'ta savaş çıktı, hani Irak'a gidersiniz. Suriye'de savaş çıktı, Suriye'ye gidersiniz. Yani habercilik bütçe gerektiren bir iş ve yani işte bir sermaye grubunun sahip olduğu bir medyada çalıştığınız zaman o bütçe, habercilik için gerekli bütçe var, mevcut orada. Fakat işte böyle alternatif dijital gelir yöntemleri kendinize bulmaya çalıştığınızda ya da yeni dijital medyaya uyum sağlamaya çalıştığınızda biraz o süreç sancılı oluyor benim gibi gazeteciler için. Çünkü biz uzun yıllar hep konvansiyonel medyada çalıştık. Ne oldu? Şunu da söyleyeyim. Daha sonra Hürriyet'ten işte biz atıldıktan sonra kısa bir Olay TV maceram oldu benim. Hani kişisel deneyimler üzerinden gittiğimiz için bunu da söylemek istedim. Olay TV'de işte dış haberler müdürü olarak ben göreve başladım. Fakat açıldıktan kısa bir süre sonra hepinizin bildiği gibi kapatıldı Olay TV. Yine işte hükümet baskısıyla diyelim. Daha sonra artık biraz ben bu konvansiyonel medyadan gerçekten umudumu kesmeye başladım Türkiye'de. O sırada bir arkadaşım, ekonomi, Olay TV'de yine ekonomi editörü olan Semih
Sakallı isimli arkadaşım. O zaten bir YouTube kanalı kurmuştu kendine. Mesele Ekonomi diye bir YouTube kanalı vardı onun. Başka gazeteci arkadaşlarıyla birlikte kurdu. Ve şunu da söyleyeyim. Bu kanalın da bayağı binlerce takipçisi ve izleyicisi vardı. Ayrıca kanalı geliştirmek ve büyütmek için de bir batıdaki bir think tank kuruluşundan fon kazanmışlardı. Dolayısıyla Semih bana dedi ki gel işte hani bizim YouTube kanalında sen de dünya programı yap. Bu arada benim alanım dış haberler, dış politika, uluslararası haberler ve politika. Ben de tamam dedim. Hani çok fazla bana bir ilk aşamada gelir getirmeyecek olsa bile hani artık dedim benim bu dijital mecralara geçmem gerekiyor. Çünkü konvansiyonel medyadan bize hayır yok. Ve orada ben dünya bunu konuşuyor diye haftada bir program yapmaya başladım. İşte dünyanın konuştuğu konuları daha çok işte ele alıyorduk. Yani bu konular, bu haberler siyasi haberler de olabilir, ekonomik olabilir, teknolojik, hatta magazin haberleri bile olabilir yani. Daha sonra bir süre sonra işte ben bu şekilde YouTube'da program yapmaya devam ederken YouTube'un bağımsız gazeteciler, dünyadaki belli sayıda bir bağımsız gazeteciye kendi haber kanallarını kurmak için fon vereceğine dair bir ilan gördüm. Ve ilk defa YouTube'un, bu da ilk defa yaptığı bir şey bu arada tarihi boyunca. Buraya katılma, yani bunu katılmak, yani böyle bir fonu kazanabilmek için hani hangi şartlara sahip olmak gerekiyor diye baktığımda hani o şartların bana çok uyduğunu fark ettim. Çünkü işte belli bir haber merkezi tecrübesine sahip olmak, belli bir gazetecilik tecrübesine sahip olmak vesaire vesaire. Hani uzatmayayım. Ben de dedim yani bir başvurayım, şansımı deneyeyim. Denemek istedim. YouTube dünyada, yani küresel bir program bu. Dünyada 50 gazeteciye bu fonu veriyordu. Ve ben de başvurdum. Ve ne mutlu, yani çok tabii ne, mutlu bir haberle kazandığımı öğrendim. Benim açımdan mutlu bir haberle. Tabii bu benim için yepyeni bir, beni yenip yepyeni bir yola soktu. Zaten o yola girmiştim. Yani YouTube'da Mesele Ekonomi kanalında program yapmaya başlamakla birlikte zaten o dijital medya mecrasına zaten girmiştim. Ama hani bu fonu da kazandıktan sonra artık tamam dedim. Yani benim habercilik, gazetecilik yapacağım yer YouTube. Ve işte bundan 3-4 ay önce kendi kanalımı kurdum. Gazeteci arkadaşım İpek Özbey ile birlikte YouTube'da Sert Soru isimli haftalık bir haber programı yapmaya başladık. Gündemdeki en sıcak konuları konuşuyoruz ve daha çok bu kanalda şunu yapmaya çalışıyoruz. Ana akım medyada kendine ses bulamayan konunun uzmanı kişileri biz konuk ediyoruz. Yani maalesef hani artık Türkiye'deki liyakatsızlık gerçeği diyeyim, medyaya da sıçramış olduğu için gerçekten liyakat sahibi kişiler kendilerine maalesef ses bulamıyor ana akım medyada. Biz de bu şekilde alanında uzman, işte akademisyenler, diplomatlar, siyasetçiler, gazeteciler, bunları kendi kanalımızda konuk etmeye başladık. Daha çok yeni, 3-4 ay oldu henüz kanal açılalı. Şimdi bu YouTube'dan biz aynı zamanda bir eğitim alıyoruz her ay. Hani bu eğitim, bu fonu kazanan dünyadaki 50 gazeteci. Ve bize söylenen para kazanmaya başlamak için en az hani bir yıl beklemeniz lazım. Sabredin, sabredin diye. Biraz ağır ilerliyor. Bu arada sizler de abone olursanız sevinirim YouTube kanalıma. Fakat biraz bu işe emek vermek gerekiyor. Yani ben YouTube kanalı açıp başarılı olmuş arkadaşlarımla da konuştum. Nevşin Mengü ile konuştum mesela. O çok fazla abonesi olan bir gazeteci. YouTube zaten, o tamamen artık YouTube kanalından gazetecilik yapıyor çok uzun süredir. Yani ya da Ünsal Ünlü mesela. Ünsal Ünlü ile konuştum. Onları, yani her hepsinin bana söylediği şu. Hani nasıl ki bir esnaf gidip dükkanını her gün açıyor, kepenkleri açıyor ve o dükkanı açıyorsa hani sen de bu YouTube programını bir öz disiplinle her hafta ya da haftada iki ya da haftada üç, artık senin periyodun neyse, yapmak zorundasın. Hani bugün de yapmayayım, bu hafta da yapmayayım gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani bu ciddi emek ve disiplin isteyen bir iş. O yüzden de
Ben de işte biraz kendimi hani bu da bir yeni bir şey benim için. Çünkü hep birilerine karşı sorumluluk hissiyle gazete yani mesleğimi devam ettirdim. İşte hep bir deadline yani yetiştirmeniz gereken bir saat vardı haberi. İşte editörünüz ya da müdürünüz sizden o haberi bekliyordu. Dolayısıyla hep biraz da o psikolojik baskıyla bugüne kadar işte deadline baskısıyla falan işte mesleğimizi yürüttük diyeyim. Ama şimdi böyle bir baskı yok. Kendi kendime baskı yapmak zorundayım. O da çok kolay olmuyor açıkçası. Ama öğreniyorum ben de yavaş yavaş. Şimdilik burada bitireyim. Sorusu olan arkadaşlara her zaman sorularını cevaplamaya hazırım. Çok teşekkürler. Muhakkak ki o konuşma, tartışma kısmı şey geçecektir, canlı geçecektir. Bir şey hatırlatmasını yapmayı unuttum. Bu yayını kaydediyoruz. Normalde Tekil'in kendi internet sitesinde de yayınladığımız, bazen de YouTube'a yüklediğimiz bir de yapımız var. Ama bununla ilgili bir çekince olursa da lütfen bize iletmekten çekinmeyin. Zaten katılımcılarımız, konuklarımız sizin hani onayınız yoksa şeyi kayıtları sadece arşivimiz için tutarız. O hatırlatmayı unutmuştum yapmayı, onu yapmak istiyorum. Söyledikleriniz bir dolu şey düşündürdü tabii bana. O yüzden hani soru cevap kısmında dediğim gibi olacaktır epeyce katılım. Önce bir toptan hepimizin deneyimlerini dinleyelim istiyoruz. Bir taraftan da şu en son söylediğiniz şunu hatırlattı. Aslında mecralar bize bir esneklik getiriyor. Yani YouTube'a bir şey yüklediğimizde, Spotify'a bir şey yüklediğimizde aslında temelinde onu biraz da çekici kılan istediğimiz zaman dinleyebilme, istediğimiz zaman bakabilme kullanıcı açısından özellikle söylüyorum. Ama bir taraftan da evet o süreklilik olmadığında tabii ki hani alışkanlığı oluşturmak, okur ve tüketici açısından belki dinleyici açısından sürekliliği oluşturmak zor oluyor. Biraz belki hala bizler için geçiş dönemi aslında bu da. Yoksa şey özgürlüğünü de getirebilmeli. Yani pazartesi, salı, çarşamba değil de bu yayını. Ben cumartesi, pazar hani acayip bir şey oldu çıktı karşıma ve öyle yapmak istiyorum. Hani henüz sanırım ona alışkın değiliz. Çok özür dilerim. Kısa bir şey ona söylediğinizde cevap verebilir miyim? Lütfen. Onu zaten yapın diyorlar. Yani sıcak bir gelişme oldu diyelim. Hani siz o anında bir hemen sıcağı sıcağına canlı yayın yapmalısınız zaten. Yani onu yapmaya bir engel yok. Ama kendi programınızın gününü saatini de es geçmeyeceksiniz. Yani hem onu yapacaksınız hem onu yapacaksınız. İki kat Evet. şey. Çok teşekkürler. Murat Bey, sizle devam edelim mi? İki seçeneğim var. Buyurun, isterseniz sizle devam edelim. Şeydeki, afişteki sıraya göre de gitmek istiyorum. Murat Yetkin dediğim gibi daha sonra katılabilecek yetişirse. Şu anda sesiniz kapalı. Bu sefer sanırım benden değil sorun. Yok, bendenmiş. Tamam. Tamam. Ben de bir kez daha teşekkür ediyorum Tolga Bey'e daveti için. İpek'e de, Serdar'a da sonradan katılacak Murat Bey'e de ve diğer konuklara da herkese merhaba diyorum. Şimdi Tolga Bey beni geçtiğimiz hafta aradığı zaman hani konu başlığını söyledi. Hani bu bireysel gazetecilik ya da onun finansmanı. Ben de kendisine şunu söyledim. Yaklaşık bir yıldan fazla zamandır gerek Patreon'da açtığım hesaba, gerek YouTube'a herhangi bir şey yapmadığımı söyledim. Çünkü son bir yıldır işte Politik Yol adında bir internet gazetemiz var. Eskiden beri vardı. Daha butik bir şeydi. Bu geçtiğimiz Mart ayından itibaren ben Politik Yol'un yayın koordinatörü oldum. Ali Haydar Fırat Genel Yayın Yönetmeni. Onun teklifiyle dolayısıyla ben aslında hala biraz tırnak içinde hani yayın koordinatörlüğü yaparak, yazı yazarak, arada söyleşiler yaparak hala bir anlamda hani YouTube'dan değil de bu Politik Yol'dan biraz hayatımı idame ettiriyorum ama tabii ki bugünkü Türkiye koşullarında ne yazık ki ya da uzunca bir süredir tek bir işle geçinmek ne yazık ki çok fazla mümkün değil. İşte bazı reklam ajansıyla, bazı danışmanlık şeyleriyle de hayatımızı bir biçimde idame ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi benim aslında bu gerek Patreon gerek YouTube deneyimim biraz cezaevi sürecinden
sonra oldu. Ben gazeteciliğe yaklaşık üniversite bittikten sonra 93-94 yıllarında, o zaman radikal yeni yüzyıl vardı. Sonrasında o yeni bin yıl oldu. O gazetelerin yorum sayfalarına yazı yollayarak aslında biraz başladım. Yani yorum dışarıdan, hani böyle daha amatörce yorumlarla başladık. Sonra 2004 yılında bir yeni hukuk dergisi kurduk. Bir avukat arkadaşımızla, Adnan Ekinci ile. O da radikalde yazıyordu o zaman. Haftada iki gün, salı cuma. Ben onun yayın koordinatörü oldum. Bir yaklaşık 18 sayı yaptık Yeni Hukuk dergisini 2004'ten 2006'nın ortasına kadar. Sonrasında da Yeni Şafak genel yayın yönetmeni, şu anda Karar'ın genel yayın yönetmeni olan Mustafa Kararoğlu'nun da teklifiyle 2006'nın Ekim ayında Yeni Şafak gazetesinin yorum sayfasının editörü oldum. Yani hani yorum sayfasında dışarıdan yazmaya başlamıştım ama böyle dergiden sonra 2006'da bir gazetenin doğrudan mutfağına girmiş oldum. Tabii ki 2007'nin ya da 2006'nın koşulları ya da o günkü Yeni Şafak'ı düşündüğümüzde bu 2011-12'ye kadar başka bir Yeni Şafak'tan bahsediyoruz. Bugünkünden çok farklı. Ben editör olarak başladım yorum sayfasına. Yani yorum sayfası da şu, OPET diye geçiyor bu uluslararası şeyde. Dünyada ya da Türkiye'de farklı gelişen olaylarla ilgili o konuların uzmanlarından yorum yazıları istiyorduk. Belli bir periyot çerçevesinde de işte onların editlenmesi, sonra sayfa sekreteriyle son haline getirmesi. Yeni Şafak o zaman hala muhafazakar bir dünyaya aitti ama içinde ben dahil çok heterojen bir kültürel kimlik vardı. Yani ben hani hep yazılarımda da televizyon programlarımda da ifade ediyorum. Hani ben kendimi siyaseten solda tanımlıyorum. Alevi bir kimliğe sahibim. Daha sosyal demokratım. Ama o gazetede sonuçta sonraki yıllarda yazı yazmaya başlayınca da çok fazla fikirlerime de müdahale edilmedi. Ya da o dönemki konjonktürde Yeni Şafak açısından beni Yeni Şafak için anlamlı kılan bu kimlikler ve bu kimlikler üzerinden toplumun farklı kesimlerindeki akademisyenlere ulaşmaktı. Sonra bununla birlikte 2007'den sonra hani böyle günde iki kere işte İpek de bilir, Serdar da bilir, hani yazı işleri toplantısı olur bir sabah bir öğleden sonra. Onlara da katılıyordum aktif bir biçimde. Sonrasında ben bazı toplantıları Mustafa Kararlıoğlu benim izlememi istedi. İşte özellikle Kürt meselesi konusunda, Alevilikle ilgili daha tırnak içinde spesifik konuları da takip etmeye başladım. Onunla ilgili haberler, ara ara da böyle söyleşiler yapmaya başladım. Sonra 2009-2010'dan itibaren de böyle önce yorum sayfasında, sonra haftalık 2011'den itibaren de haftanın iki günü düzenli köşe yazmaya başladım Yeni Şafak'ta. Ve nihayet geldik işte bu gezi sürecine ve gezi süreciyle birlikte öncesinde de aslında 2012'den itibaren benim yazdığım yazılarla gazetenin pozisyonu arasında bir makas farkı oluşmaya başladı. Bu Suriye meselesinden sonra ben dış politika izlenen şeyin yanlış olduğunu yazılarımda ifade etmeye başladım. Sonra AK Parti'nin özel hayata ilişkin işte bu içki yasaklanması, çocuk sayısı, doğum şekli, yani böyle daha değer temelli konulardaki politikalarını da eleştirmeye başladım. Ve nihayet bunun şeyi benim açımdan gezi süreci oldu. Gezi sürecinde ben hani gazeteyle birinci sayfasıyla benim köşelerim 180 derece farklı noktaya taşındı ve ben o dönem olmadığı kadar tırnak içinde popüler oldum. İşte bu konvansiyonel medyada o zamanki hani CNN, NTV gibi kanallarda hani neredeyse haftanın 2-3 günü davet edilmeye başladım. Hani Şirin Payzın, Ahmet Hakan ya da Ahmet Arpat NTV'de ya da Habertürk'te. Şimdi onu düşündüğüm zaman hani beni tırnak içinde anlamlı kılan neydi diye sorduğum zaman o dönem bu gezi süreci başlamasıyla birlikte İbrahim Karagül yayın yönetmeniydi ve kendi getirdiği arkadaşları dahil hepsiyle gazetenin yolları ayrıldı. Yani bunların içinde hani Işın Eliç'in de vardı, Kürşat Mumin de vardı, Murat Menteş de vardı ki Murat Menteş ve Işın Eliç'in hani İbrahim Karagül ile birlikte gelmişlerdi ama gezi süreciyle birlikte onlarla yolları ayrıldı. Fakat ben
işte 2006'dan itibaren gazetede çalıştığım için, belki mutfakta da olduğum için beni çok fazla hani hemen gezi sürecinin başında yollarımız ayrılmadı. Ama ben dördüncü gün artık bu yazı işlerindeki tartışmalardan sonra beni biraz zorunlu izne çıktım diyelim. Ve 10 günlük izne çıkmıştım Haziran'ın 6'sından itibaren galiba. Beni iznimin 3. ya da 4. gününde bir yazı işleri müdürü aradı. Ben izindeydim ama gene yorum sayfasının editörlüğünü yapmaya devam ediyorum. Hani şu yazıyı kullandım, bu yazı vesaire. Beni yazı işleri müdürü aradı ve şunu söyledi: seni editörlükten alıyoruz, senin yerine Cem Küçük yapacak sayfayı dedi. Ben de tabii hani izindeydim. Peki siz bilirsiniz dedim ve sadece ben gene yazılarımı yazmaya, ki onlar da yine eleştireldi, yazmaya devam ettim. Nihayet işte beni Aralık'ın sonunda, 25 Aralık'ta o gün iki tane programa katıldım CNN'de. Önce 7.30'da Cüneyt Özdemir'in 5'liğe 1 kastına katıldım. Sonra akşam da son dakika Mahmut Övür'ün programa katılmayacağı ya da telefonla ulaşamadıkları için, ben de kanalda olduğum için 5 gibi beni aradı CNN'deki arkadaşlar. Kemal Bey konuk olacaktı Ahmet Hakan'ın programına, Kemal Kılıçdaroğlu. Ona soru soracak ekipte Mahmut Övür de davetliydi ama gelemediği için benim katılmamı istediler. Ben de kabul ettim. İşte soru soran ekipte de Aslı Aydın Taşbaş, Utku Çakır Özel, ben ve Mehmet Tezkan vardı. Kemal Bey'e sorular sorduk. Önce Cüneyt Özdemir'in programında söylediklerim üzerine gazetedeki yazı işleri müdürleri dahil olmak üzere işte beni Fethullahçı tırnak içinde olmakla şey yaptılar bu 17-25 Aralık sürecinde. Akşam Kemal Bey'e sorduğum sorular yüzünden de beni işte sen bunu Erdoğan'a sorabilir misin falan diye. Hatta ben programın sonunda bu gelen tepkiler üzerine Ahmet Hakan'a şunu da söylemiştim: muhtemelen yarın gazeteye gittiğimde tezkeremi, o kelime geldi aklıma, tezkeremi verecekler galiba diye şey yaptım. Çünkü hani iki katıldığım programda 180 derece fark vardı tepkiler arasında. Hani Türkiye bu bölünmüşlüğü daha ne kadar taşıyabilir demiştim. Bu tarih 25 Aralık 2013'tü. Ve 26'sında ben gazeteye gittiğimde Perşembe günüydü, yazı günümdü, Cuma yazım çıkacaktı. Yazımı yazdım, yolladım. Beni 5.30-6 gibi yazı işleri müdürü aradı. Yazımı kullanmayacaklarını söylediler. Sonra bir zorunlu izin süreci başladı ve Ocak başında da ben işten atıldım. Fakat ilginç olan, belki burada şunu ifade edeyim: beni gerekçe olarak işte şey, sonradan tabii tazminat davası kazandık. Hani işe iade davası, tazminat. Bir gazetede hani sundukları şey yeniden yapılanma nedeniyle beni işten çıkardılar. Fakat şunu öğrendim ki bu yazı işleri müdürüyle hani bu gerekçeleri biraz daha samimi biçimde konuştuğumuzda, benim 3 Haziran 2013'te gezi sürecinin birinci ya da ikinci gününde gecenin bir yarısı İMC TV'den bağlanmışım. Yani o zaman şu anki işte Artı Bir'in öncüsü diyebileceğimiz. Ve orada ben hani hükümeti sert bir biçimde eleştirmişim vesaire. Yani bu, yani şöyle bir şey. Bu bahsettiğimiz tarih Aralık sonu 2013 ve bana gerekçe, tırnak içinde daha gerçekçi gerekçeler sundukları yazıların dışında benim bu süreçte katıldığım programlardaki, hani bu özellikle bu geziyle ilgili, yani ciddi bir arşiv, tırnak içinde arşivcilik olduğunu da ben anlıyorum. Yani belki de kararı o gezinin ilk günlerinde verdiler ki izne çıkardılar ama bunu bir biçimde tebliğ edememişlerdi. Ama bu iki televizyon programından sonra bunu bir biçimde tebliğ ettiler bana. Sonra atıldıktan sonra Ocak 2014 ortasında T24'ten bir davet geldi Doğan Akın'dan ve ben 8 ay boyunca T24'te haftanın 2 ya da 3 günü köşe yazmaya devam ettim Yeni Şafak'tan sonra. Sonrasında işte böyle bazı ailedeki sağlık sorunları vesaire şey olmuştu. Böyle ikinci oğlumun doğduğu, yani 29 Ekim 2014'tü. Eşimin rahatsızlıkları vesaire nedeniyle böyle bir yoğun bir sağlık şeyi vardı. O günlerde bir telefon geldi bana. Tarihi de hatırlıyorum, 14 Ekim 2014. Bu Akın İpek grubu, yani İpek Medya, işte bugün FETÖ'cülükle suçlanan o grup,
bir Değer diye bir arkadaş aradı beni. Değer Özergün ya da şey. Beni bir görüşmek istediğini söyledi. Ben de böyle böyle bir sağlık sorunları var. O yüzden birkaç gün sonra ancak gelebileceğimi söyledim. Ve 16-17 Ekim tarihinde gittim Mecidiyeköy'deki yerlerine. Böyle böyle bir posta tarzı gazete çıkaracaklarını, benden de yazı yazmamı istediler. İşte Yavuz Baydar olacaktı. Ondan sonra Ergun Babahan olacaktı. Mesela böyle hani bizim daha layık kesimden olan. Ben de bu eşimle istişare ettim arkadaşlarımla ve telif de ödeyeceklerdi. Belki burada aslında şunu bir parantez açarak şunu ifade edeyim. Çünkü bu ileride bunu yargılandığım davada da ifade ettim. Şimdi bizim solda ya da kendisini sol olay olarak tanımlayan internet siteleri için bunu çoğunlukla söylüyorum. Böyle emek veren, eğer mutfakta değilseniz dışarıda köşe yazmak çok ucuz bir şey. Yani yazdıklarınızın değerini ödeme konusunda ne yazık ki bu internet siteleri tabii ki hani şey ekonomik durumlarını tabii istisna olanları söylüyorum. Ama biraz bu biraz keyfilik. Yani nasıl olsa yazmak ister, nasıl olsa daha kendini özellikle genç yazarlar için bu kendini parlatmak istiyor, buna bir fırsat verelim deyip yani böyle her şeyi tırnak içinde ucuza şey yapmak meselesi var. Mesela T24'te de ben hani yazmaya başladığımda bir süre sonra görüşüm hani böyle herhangi bir telif söz konusu mu? Telif ödeyemeyeceklerini söylediler. Ben de o ara bir reklam ajansında dışarıdan iş yapmaya başladığım için hani o, az da olsa o parayla idare etmeye çalıştım. Dolayısıyla da hani bizim sol, kendini solda tanımlayan gazetelerde ya da internet sitelerinde böyle bir tırnak içinde ucuz emek şeyi var ne yazık ki. Böyle bir suistimal o görüyorum. Bunu tabii ki bazı isimleri tenzih ederek de söylüyorum. Böyle bir durum var ve bana teklif ettiklerinde bu gazetede yazmam için Millet Gazetesi ve yazı başına da galiba 400 lira bir telif önerdiler ve haftada iki gün ben bu gazetede yazmaya başladım. Sonra malum olayları biliyorsunuz. Bu gazete 10 ay sonra işte kapatıldı ve takip eden süreçte de 15 Temmuz'u takip eden süreçte de yaklaşık 1,5 ay sonra da işte Atilla Taş, ben, bu isimler Ergun Babahan vardı, Yavuz Baydar vardı. Böyle bir 35 kişi için bir soruşturma ve gözaltı süreci başladı ve bir cezaevi süreci. Bu cezaevi süreci 16 ay sürdü. İki ayrı bir şeyde. Öncelikle işte bu terör örgütü üyesi olmamakla birlikte propaganda suçundan gözaltına alındık. Ve işte deliller olarak da 17-25 Aralık'tan sonra yazılmış 4 yazı. Bir tanesi önce yazılmış T24'te bir yazı vardı. 3 tane sosyal medya paylaşımı. Bir tane de iki televizyon programındaki konuşmalardı. Sonuçta biz iddianame ama üyelikle açıldı ve 7 ay sonra çıktığımız duruşmada da savcılık ya da mahkeme heyeti, savcı istedi. Mahkeme heyeti de benim de dahil olduğum 21 kişiyi tahliye etti. Fakat o gece biz tahliye olmadan yeni bir soruşturma açıldı. Bu, özellikle savcının tahliyesini istediği 13 kişiyle ilgili. Üyelikten değil, bu kez de anayasal düzeni değiştirmek ve hükümeti devirmekten suçlama iki kere ağırlaştırılmış müebbetle biz o gece tekrar Silivri'den tahliye edip o gece gözaltına alındık. Yeni bir 14 günlük gözaltı ve işte bu Akın Gürlek isminde işte meşhur bir hakimin, o zaman suç ceza hakimiydi. Böyle şipşak bir yargılamasıyla yeniden tutuklandık 14 Nisan 2017'de. Hatta ilginç bir şey anlatayım burada. Biz 31'i gecesi, yani 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece tahliye olduk. Yani kovuşlarımızdan çıktık. Ben, Atilla Fırat ve Gökçe Fırat Şuhoğlu, biz üçümüz birlikte kalıyorduk Silivri 9'unoğlu'da. Biz ayın 17'sinde, 17 Nisan'da biz o kovuşlara tekrar döndük. Ve koğuşlar bıraktığımız gibiydi. Yani en son çayı demlediğimiz dem içinde duruyordu. Buzdolabındaki ürünlerin bir kısmı küflenmişti. Yani bizi aslında tutuklamaya o gece karar vermişlerdi. Yani dolayısıyla. Ama ilginç olan şu, 14'ü gece, cuma gecesi tutuklandık. 16'sında biliyorsunuz referandum vardı. Bizim koğuşlarımız hazır olmasına rağmen sırf oy kullandırmamak için bizi Metris'e götürdüler. İki gün Metris'te böyle insanlık dışı, zaten 14 gün o vatandaki şey gerçekten insanlık dışıydı, o gözaltı süreci, yani kaldığımız yer. İki günde o Metris'te kaldık ve pazartesi öğleden sonra bizi
31'i gecesi çıktığımız koğuşlara biz tekrar döndük. Neyse sonra bir 16 ay bu yargılama, tutukluluk süresi. En sonunda bu ikinci tutuklamaya neden olan suçlamalardan beraat ettik biz. Hani iki kere ağırlaştırmış müebbetten bu yargılamaların sonucu. Ve en sonunda tekrar ben Atilla, gerçi Atilla'nın şey bozuldu. Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte yardımdan bana 1 yıl 13 ay ceza verdiler. Ve o cezada şeyde kesinleşti, Yargıtay'da kesinleşti. Ve cezaevinden çıktıktan sonra tabii ki şey... Bir, çıktınız, gazetecisiniz, evlisiniz, iki tane çocuğunuz var ve geçinmek zorundasınız. Burada ben bir kere daha ifade edeyim. Gerçekten cezaevinde olduğum süreçte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bana, aileme pek çok noktada sahip çıktı. Çünkü ben tutuklandığım dönemde de mecliste gazetecinin içinde bir grup danışmanlığı görevim vardı mecliste. O yüzden beni zaten kamuoyunda çoğunlukla hani bu yargılamaların aslında belki de tutuklama nedeni de Sayın Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığım. Çünkü iktidara yakın medyada Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde olmadığım halde danışmanı sıfatıyla yargılandım ve tanındım. Yani bu benim boyumu da aşan bir şey. Çünkü ben çok da kısa boylu biriyim. Sonuçta kimseye böyle akıl vermek falan gibi de bir şeyim olmaz. Hani bir yakınlığımız var ama öyle bir danışmanlık düzeyinde bir ilişkimiz yoktu profesyonel anlamda. Ve bu süreçte tabii dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Kemal Bey grup konuşmalarında ya da aileme aramasında milletvekilleri her hafta geldiler, sağ olsunlar, ziyaret ettiler. O açıdan böyle dayanmak biraz daha benim için mümkün oldu o 14-16 aylık süreçte. Çıktıktan sonra bir süre Artı Gerçek bana hemen yazma teklif etti. Sağ olsun Celal Başlangıç. Ben de tabii dava sürdüğü için tahliye olduktan sonra, çünkü dava 2018 8 Mart'ta bitti. Ben 24 Ekim 2017'de tahliye olmuştum. Böyle 6 ay boyunca hiçbir şey yapmadan işte bu Uluslararası Gazetecilik Ağı'nın böyle kurduğu dayanışma şeyiyle biraz geçindik. Hani içeride de o süreçte de hani abilerimizin öyle bir kurduğu imece yardımlaşmalarla şey oldu bu, o süreç geçti. Ve ben Mart gibi yazı yazmaya başladım tekrar. Artı Gerçek'te küçük bir telif karşılığında. Sonra orada da bu HDP'ye yönelik eleştiriler yüzünden oradan da yazılarıma ve Artı TV'de program yapmaya başlamıştım. O programları da son verdiler. Ve 2018 30 Ağustos'unda ben tekrar işsiz kaldım. Ya da 2019'da olabilir. Ve sonra birkaç tane genç arkadaş, işte başta Çağlar Cilar olmak üzere, işte Nevşin olmak üzere, işte bu YouTube meselesi ya da bu Patreon'u bana önerdi. Ama ben özellikle bu YouTube meselesi konusunda öyle çok iddialı olan birisi değilim. Çünkü Türkiye'de YouTube'da ben baktığım zaman aslında belki de gazetecilikte, yani bir yabancı diliniz, iyi bir network'ünüz varsa iyi bir habercisiniz ya da köşe yazılarınıza bir belli bir toplumun belli bir kesime bir değer veriyorsa tırnak içinde bir kanaat önderisiniz. Şimdi ancak YouTube şeyi yaptığımız zaman hani bu çok fenomenler dışında işte İpek gibi, hani İpek gerçekten çok eskiden tanıyorum ve uluslararası ilişkiler şeyi çok iyi, dili çok iyi, network de çok iyi. Yani o yüzden dış haberler şeyi yapması anlamlı ve iyi bir şey. İşte Nevşin'in aynı şekilde artık bir yorumcu, bir kanaat önderi. Yine Ünsal Ünlü'nün işte sabahları yine o düzenli bir biçimde gazete şeyi. Şimdi bunlar böyle bir toplumda teveccüh görüyor. Ama ben çok kendimi dedim ya, biraz ben kendimle böyle biraz zaman zaman da dalga geçen biriyim. Hani boyum da zaten 1.60. Yani benim söyleyeceklerimin ne önemi var ki? Yani beni belki tırnak içinde anlamlı kılan tek şey hani bu gazetecilik şeyinde bir cezaevi süreci. Cezaevi süreci olmasa kimse beni belki de tanımayacak. Hani programlardaki görünürlüğüm dışında. O yüzden ben hatta bugün böyle yazılarımı falan politik yolda ben yazı yazıyorum, söyleşi yapıyorum. O yazıları tweet atarken bile aslında utanıyorum bazen. Hani bunu çünkü böyle biraz kişilik meselesi diyelim. Dolayısıyla YouTube aslında benim için çok tırnak için çok iddialı bir şeydi. Ve hani... Başladım ama başlarken de amacım para kazanmak değildi. Çünkü biliyordum hani bu işten böyle kısa vadede değil. Ama Patreon'dan hani yazılarımı bir süre Gazete Pencere'de de yazdım. Ondan sonra oradan
bu pandemi sırasında yazılarımı Patreon'a koyduğum zaman sağ olsun beni geçmişten itibaren tanıyan yurt içinde, yurt dışındaki insanların böyle 1 dolar, 2 dolar, 3 dolarlık katkılarıyla böyle 100 dolar, 200 dolar ki son dönemde bu politik yola başladıktan sonra onu da ihmal ettiğim için abone sayısı en fazla 33 olmuştu. Şimdi galiba 18 ya da 17. Onlar da sağ olsunlar hani hiçbir ürün vermediğim halde bana destek oluyorlar. Böyle ayda hani 100 küsür dolar oluyor ama onu da yurt dışından Türkiye'ye gelene kadar zaten 20 dolara gidiyor. Yani iki kesinti falan. Böyle de garip bir şey var. Böyle bir hikayem var ama ben burada iki şey söylemek istiyorum. Hani bizi izleyenlere. Türkiye'de ne yazık ki her şeyi toplum olarak çok bedava tüketmeyi çok seviyoruz. Ve aslında belki de iyi gazeteciliğin ya da gazeteciliğin, bence özellikle bağımsız gazeteciliğin hayatta kalabilmesi aslında şu anda bizi izleyen ya da hani bu gazete tüketen insanların küçük küçük katkılarına bağlı. Ne yazık ki Türkiye toplumu, ben hep televizyonda da söylerim, çok tırnak içinde çok faydacı bir toplum. Bunu çok genelleştirerek söylüyorum. Tabii ki istisnalar var. Siyaseten çok muhafazakar bir toplum. İdeolojik olarak söylemiyorum. Siyaseten risk almayı sevmiyor. Çok faydacı bir toplum ve o kadar söylediği gibi de böyle çok ahlakçı, çok yardımsever falan filan bir toplum da değil. Dünya ortalaması neyse Türkiye'de o öyle. İyileri var, kötüleri var ve bunu pek çok olayda da görüyoruz. Ne yazık ki Türkiye aslında özgürlüğün bedelini, özellikle biz laik kesim bedelini biz ne yazık ki tarih boyunca ödemedik. Yani biz bir aslında özgürlüğün içine doğduk. Ve o özgürlük bazı haklar getirdi bize ve o haklar son iktidarın son 10-12 yıllık siyasi uygulamalarıyla elimizden tek tek alınıyor. Ve biz şimdi o özgürlükler için mücadele etmek durumundayız. Çünkü Türkiye'de geçmişte başka kültürel kimlikler, başta Kürtler olmak üzere o özgürlükler için mücadele ediyor. Ya da bir zamanlar muhafazakarların yaptığı gibi mücadele. Şimdi biraz mücadele sırası laik kesimde. Ve bunun da bedeli bir siyaset yapmakla olur. İkincisi medya gibi bir alanda da bazı ürünlerin, bazı bilgilerin değerini ödemekle olur. Şunun için bir örnek vereyim. Mesela Cumhuriyet Gazetesi yazarları. Onlar da 2016'nın Eylül'ünde bizden 14 gün sonra tutuklandılar. 10 tane gazeteci ve biz içeriden takip ettik. Gazetenin satışları işte 30 bin bandındaydı. 45 bine çıktı, 50 bine çıktı. Bu bir ay sürdü. Sonra bir ay sonra baktığımız zaman o tekrar düşmeye başladı. Ben hep şu örneği veriyorum. Şu anda hani en gazetecilik yapmaya çalışan Evrensel Gazetesi, Bir Gün Gazetesi ya da Cumhuriyet Gazetesi. Hani ideolojik yerlerimiz farklı olsa bile kaç satar diye baktığımızda sayıları işte birinin 8 bindir, en fazla 25 ya da 30 bindir. Yani günde insanlar bir gazete bile almıyorlar. Çünkü internette bedava var. Ya da işte bu YouTube kanallarını, yani sadece şu abone olmak ve bir de bildirim tuşuna basmak. Yani isterlerse bağışla yapabiliyorlar galiba son değişikliklerle. Fakat insanlar ondan bile imtina ediyor. Dolayısıyla aslında Türkiye ne yazık ki bedel ödeme konusunda, yani bir o bedeli ben bir aktif olarak siyaset yapmak olarak tanımlıyorum. İlla siyasi partide değil ama kamusal alanda. İkincisi de bu bilgiyi biz ne yazık ki çok bedava kullanıyoruz. Yani o bilgi aslında değerli. Çünkü gazetecilerin, bağımsız gazetecilerin verdikleri bilgiler ya da enformasyonlar farkında olmasak da bu Türkiye'nin demokratikleşmesi için küçük küçük birer damla. Ve bizim aslında o tüketiciler olarak o damlaya büyütmemiz gerekiyor. O damlayı büyütmek de ne yazık ki işte biraz önce İpek de söyledi, abone olun. O abone olmak ya da o bildirimi açmak bir katkı. Ya da herhangi birini işte Ünsal Ünlü'ye ya da Medyascope'a Patreon'dan bir dolarlık bir katkı bile yapmak bir bedel ödemek. Ne yazık ki Türkiye'de özellikle bu özgürlüğün bedeli konusunda ne yazık ki Türkiye toplumu biraz daha çekingen. Korkuyor olabilir, endişeli olabilir vesaire falan. O, yani gerekçeleri olabilir ama bunu da bir olgu olarak söyleyip ben de sözlerimi tamamlayayım. Belki sorularda bütün bunları açma imkanımız olabilir. Çok teşekkürler. Pardon. Söylediğinizin üstüne şu geldi benim de aklıma. Aslında fonlar da yine okurdan, izleyiciden, dinleyiciden almış oluyor biraz o sorumluluğu. Gazetecinin gazetecilik yapabilmesi için çok iyi bir zemin sağlıyor belki. Ama bizlerin bu süreçteki sorumluluğumuzu yine tartışmamış oluyoruz belki bir taraftan da.
Şimdi Serdar Öztoy'a geçelim. Buyurun, buyurun Murat Bey. Bu fon konusundaki şey de şu, Türkiye gibi hani böyle devlet toplum ilişkisinin çok asimetrik olduğu şeylerde bu fonlar ne yazık ki birincisi yurt dışı kaynaklı. Yani içeriden fon bulmak çok mümkün değil. Ve yurt dışından alınan fonların da siyasi konjonktüre bağlı olarak şimdi olmasa bile hep maliyeti var yapanlar için. Örneğin birkaç ay önce Medyascope'un başına gelenler. Çünkü şöyle bir şey, bu tamamen dediğim gibi siyasi konjonktürle ilgili. Yani ben biliyorum ki bu galiba Medyascope için de şey oldu. Pek çok kuruma sırf fon aldıkları için soru müfettiş yollandı. Hani burada bir hukuksuzluktan bahsetmiyoruz ama o müfettişin kendisi bile tırnak içinde böyle bir demokrasi kırıcı olarak bu kurumların başında sallanıyor. O yüzden fon almak da çok steril bir şey yapıyorsanız riski yok ama siyasi bir şey yapıyorsunuz ki gazetecilik son dönemde çok siyasi bir şey, her an sizin için risk olduğunu da herhalde kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden bence her şeye rağmen içeriden kaynak bulmak, en önemlisi de okuyucuların bunu desteklemesi bence çok çok değerli ve anlamlı. Özellikle bu süreçte. Kesinlikle. Sabah oturumunda da konuştuğumuz pek çok şey aslında buraya bağlanıyor. İşte bir tanesi de örneğin Emre Kızılkaya'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Gelirleri çeşitlendirmenin öneminden de bahsetmişti. Fon, reklam, okur gibi biraz daha bunu bağımsızlığı, serbestliği kolaylaştıracağının. Fonların yine aslında İçişleri Bakanlığı dahil olmak üzere denetimden geçtiğinden, özellikle de sanırım dernek vakıf aracılığıyla alınan fonların yine bundan da bahsedildi. Ama dediğiniz gibi başka siyasi gerekçelerle uygulamada çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyoruz bu konuda. Keza Tolga hocamızın bu Tekil 16'nın düzenlenmesinde büyük emeği olan Tolga Çevikel'in de şöyle bir katkısı vardı ilk oturumda. Şu anda biraz da yine Türkiye'deki konjonktür nedeniyle belki fonlarda bu kadar tırnak içinde bir çeşitlilik var, zenginlik var diyelim ki sayısal olarak en azından. Sonrasında hani bu değişir mi, değişmez mi, yerine ne gelir gibi. Sarpan Uzunoğlu da yabancı yatırımın belki gelebileceğini söylemişti. Şöyle ufacık bir ilk oturumun özetini geçmiş olayım. Serdar Bey'le üçüncü buluşmamız bu sanırım. Daha önce de sağ olsun öğrencilerimize haber fotoğrafçılığı ile ilgili olarak hem seminer verdi hem dersimize katıldı. Bugün de aramızda. Sizin de değişik bir süreciniz var. Siz de deneyimlerinizi bizle paylaşırsanız çok da seviniriz. Öncelikle Dilan, önce size sonra Tolga hocama beni de bu organizasyona davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İPE'ye geçmiş olsun diyorum. Murat'a da merhaba diyeyim. Tüm katılımcılara da merhaba diyerek başlamak istiyorum. Ben işte Ankara'da foto muhabiriyim. Yani herkesten biraz farklı olarak galiba. Biraz daha hani böyle bilinmeyen tarafındayım işin aslına bakarsanız. Hani muhabir ya da bir... sürekli ekran önünde olan bir insan değilim yani en azından. Öyle başlayayım. Bir de Ankara'da olmanın dezavantajları var tabii. Çalışma sahanız çok kısıtlı. Genelde siyasi ağırlıklı. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan takibi, bakanların programlarına gidilir. Ya da sokakta eylem olursa ona gidilir. Ya da ani sıcak bir olay varsa... Ona gidebilirdik sadece. Ama ağırlıklı işlerimiz burada siyasi ve işte bakanlar, Cumhurbaşkanı, Başbakan işlerini takip ederek geçerdi. Ben 98'de Cumhuriyet Gazetesi'nde başladım ben de. Şöyle bir kısa bir şey, foto muhabirliğinin nasıl Ankara'daki foto muhabirliğinin nasıl bir gelişimden nasıl bir süreç geçirdiğini anlatmak istiyorum kısaca. Şimdi ben Cumhuriyet'e başladığımda iki tane foto muhabiriydik. Cumhuriyet Ankara Bürosu'nda. Milliyet'in Ankara Bürosu'nda yanılmıyorsam 5 ya da 6 tane. Hürriyet'in hakeza o civarda foto muhabir vardı. Sabah gazetesinin foto muhabirleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Star gazetesi de ben başladıktan bir süre sonra kurulmuştu ve ağırlıklı olarak foto muhabiri barındıran bir gazeteydi. Akşam gazetesinde yine foto muhabirleri vardı. Yani birden fazla 2-3 sayısı olabilecek sayıda foto muhabiri vardı.
Ben Demirel'le başladım foto muhabirliğine. Demirel'i, yani Cumhurbaşkanı olarak Demirel'i gördünüz o anlardı. Demirel'in, evet, Cumhurbaşkanlığı giremiyordum ama Demirel'in dışarıdaki işlerinde rahatlıkla basın kartı olmamama rağmen kendi kurum kimliğimle, çünkü basın kartı alabilmemiz için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor başvuru yaptıktan sonra. Tabii ki önce kadrolu olmanız gerekiyor. Yani kadrolu olacaksınız, kadrolu olduktan sonra başvuru yapabiliyorsunuz. Ben 2,5 yıl kadrosuz çalışanlardım. Yani Demirel'i kadrosuzken de izleyebiliyordum. Burnunun dibine kadar girip fotoğraf çekebiliyordum. Yani böyle bir rahat bir ortamdaydı. İşte koruma yaklaşımı ya da basına yaklaşım biraz daha farklıydı. İşte sonra Sayın Demirel'in görev süresi doldu. Benim de o sıralarda işte Ahmet Necdet Sezer görev teslim aldı. Benim de şeyim doldu. Basın kartı alabileceğim noktaya geldim. Basın kartımı aldım ve ben de köşteki programları da izleyebilir oldum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben tabii takip ettiğim şey. Demirel'in programlarında önceden foto muhabirleri, basın mensupları o törenin düzenleneceği salona dahil edilir. Herhangi bir kargaşa herkesin önünde gerçekleşmez ya da Cumhurbaşkanı'nın önünde gerçekleşmez. Çünkü ister istemez bizim hepimizin böyle iyi bir yer kapma belli zaten tek açığı olan bir yer. Orada iyi yer kapma ve onun bir en iyi fotoğraf çekebileceğimiz yeri bulabilmek için, kapabilmek için bir itiş kakışımız falan oluyor ister istemez ve o noktaya geliyoruz. Şimdi biz Demirel zamanında bunları bu şekilde yaşadılar foto muhabirlerimiz. Ahmet Necdet Sezer döneminde tabii biraz daha bürokrasinin etkisi sanırım. Bizi konuğunu içeri aldıktan sonra bizim o salona gelmemiz gibi bir şey başladı. Foto muhabirlerinin yani o aslında tören başladıktan sonra biz o şeylere giriyorduk. Alana giriyorduk. Biraz itiş kakışla böyle tabii o hengame yani neticede küçücük yerler oluyor. Biz 30-40 kişiyi bir muhabir, kameraman, foto muhabir böyle bir itiş kakış içerisinde oraya ulaşıyordu. Hengameyle oraya ulaşıyorduk. İşte bu Ahmet Necdet Sezer döneminde bu şekilde geçti. Ahmet Necdet Sezer'in döneminde de, Demirel'in döneminde de, Başbakan Erdoğan'ın döneminde de biz en önlerde de yani böyle programın olduğu yerin işte oturduğu düzenin sağında solunda da konuşlanarak fotoğraflarımızı çekebiliyorduk. Hatta Tayyip Erdoğan ilk dönemlerinde Yargıtay'daki törenlerde işte ne diyeyim size benim aramda 2 metrelik bir mesafede yerde oturup ben onun fotoğraflarını çekebiliyorum. Bunun örneklerini şu an hala Avrupa Parlamentosu ya da başka yerlerde de görebiliyorsunuz mahkeme salonu. İşte konukla karşı karşıya foto muhabirinin olduğu yerler. Böyle bir süreç yaşanıyordu. Sezer döneminde biraz daha şeye düşmüş olduk. Bizi biraz daha ikinci plana atılır oldu. Biraz daha işlerimiz, biz daha kötü görünen bir role bürünmeye başladık. Çünkü itiş kakış içerisinde hengame yaratan insanlar rolüne büründürüldük aslına bakarsanız. Daha sonra Necdet Sezer'in de görev süresi doldu. Tabi bu sırada Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da kendine göre uygulamaları başladı. İlk önce bizleri o yanlarda ve önlerde bulunduğumuz noktalardan artık arka sıralara doğru almaya başladılar. İşte biz Tayyip Erdoğan'ın gelişini önden hiç fotoğraflayamamaya başladık. Sadece kürsüdeki fotoğraflarını ya da kürsüde sunulmak istenen, bize verilmek istenen görseli yani imajı görmeye başladık sadece. İşte uyuyor mu, uyumuyor mu gibi böyle bir şey hani o zaman böyle çok şeydi. İnsanlar ne konuşuyor, nasıl bitiyor, nasıl mimikler takınıyorlar falan. Biz bunların hiçbirini göremez olduk artık bir müddet sonra. Burada hatta şöyle bir kavram ortaya çıktı. Seçilmiş göz kavramı ortaya çıktı. Bu seçilmiş gözler işte tabii ki başbakanın ya da Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafçısı oluyordu. Bu dönem böyle gitgide artmaya başladı. Bakanların da kendi seçilmiş gözleri, tırnak içinde söylüyorum, seçilmiş gözleri olmaya başladı. Bunlar fotoğrafları, görselleri servis etmeye başladılar. Hatta öyle ki şimdi bizim bulunduğumuz noktadan çektiğimiz fotoğraflar bizim olmadığımız alanlardaki fotoğrafların gerisine düşüyordu. Çünkü orada işte
bambaşka fotoğraflar oluyor. Bir tanesi yani imajı o kadar iyi kontrol ediyorlardı ki herkes istediği fotoğrafı kendi istedikleri fotoğraf veriyordu. Ya kimse yanlış anlaşılmasın burada ama mesela yazar çizerimiz de o toplantılara gittiğinde kendi fotoğrafının o fotoğrafçılar tarafından çekilmiş olması nedeniyle onlardan fotoğraf alıp belki sadece ana fotoğraf olmasa bile detay fotoğraf olabilecek bir şeyi o fotoğrafı kullanarak bizim emeklerimiz bir noktadan sonra güme gitmeye başladı. Yani bizim orada harcadığımız saatlerce emek çöpe atıldı. Bu süreç neyi doğurdu? İşte o dörder beşer tane foto muhabiri olan gazete büroları, Ankara büroları gitgide foto muhabirlerinden ödün vermeye başladılar. Sayıları 2'ye, 3'e, 1'e falan düştü. Burada hani şunu söyle, yani şunu da es geçmeyelim. Foto muhabirlerinin de kendilerini tırnak içinde sadece fotoğraf çeken kişi olarak görmeleri de bunun içinde etkendi ama bu bir süreç, yaşanan bu olaylar bu işleri iyice hızlandırdı. Artık Ankara bürolarında bazılarının birer tane, sadece birer tane foto muhabiri var ve bütün bakanların, Cumhurbaşkanı'nın, zaten Cumhurbaşkanı'nın programlarını, her programını izleyemiyorsunuz. Artık başbakanlık diye bir şey yok. Bakanların zaten programları olduğu için, kendi fotoğrafçıları olduğu için onları da yapamıyorsunuz. Sonuçta bize kala kala burada bir meclis kaldı. O da sarı basın kartı olanlar ve yıllardır orada olanlar için söylüyorum. Sarı basın kartı olanlar oraya gidip fotoğraf çekebiliyor. Bir de sokaklar kaldı. Malum sokakların durumu da ortada. Gitseniz de polis öyle bir baskı uyguluyor ki sizi uzağa atıyor. Siz istediğiniz fotoğrafları yine çekememeye başlıyorsunuz. Ondan sonra meclise de giremediğinize göre geriye kalıyor siyasi şeyler, muhalefet partileri. Muhalefet partileri evet çoğun şey yapıyor ama mesela benim başıma geldi pazartesi günkü şeyde 300 tane yazarın, gazetecinin davet edildiği bir ortama yaklaşık 10 kişilik bile olmayan bir sayıdaki foto muhabirine yer bulamamışlardı mesela. İşte bir önemli tarihi bir olayı da biz foto muhabiri olarak orada evet ben çekip gittim hani ortadan çıktım o çünkü orada bir yalvaran pozisyonuna düşmek istemediğim için. Diğer arkadaşlar benden sonra gelmişler. Onlar girmişler içeri ama neticede ben çekmedim. Benim işte serbest noktaya gelmem 2014 senesine dayanıyor aslında. İşte 2014 senesindeki Milliyet Gazetesi'ndeyim o zaman. Milliyet Gazetesi'ndeki bağlarımın kopmasıyla aslında ben bir daha bu piyasaya dönemeyeceğimi biliyordum. Bir gazetede çalışamayacağımı biliyordum. Çünkü bir çalışacak bir mecra da yoktu işin açıkçası. Zaten foto muhabir sayısı geçtikçe azalıyordu. Bunun üzerine gidip yeni bir yer bulabilmek de gerçekten şeydi. Olanlar da kendi yerlerini koruyabilmek adına inanılmaz ödünler veriyorlardı zaten çalışma ortamlarında. Neyse, ben ayrıldıktan sonra acaba fotoğraf adına, foto muhabir adına ne yaparım diye bir çalışmalar kendince düşün taşınırken işte bir ilk önce bir stok sitesi hazırlayayım falan diye düşündüm. Bunun çalışmalarına, gayretlerine girdim. İçin içine girdikten sonra aslında bambaşka bir dünya olduğunu, yani araştırmalarıma rağmen bambaşka bir, hiç karşıma çıkmayan şeylerle yüzleşince ondan uzaklaşmak durumunda kaldım. Orada bir olumsuz, başarısız bir deneyim geçirmiş oldum. Daha sonra tabii araçlar devam ediyor. Şimdi bir foto muhabiri ne yapabilir ki? Hani fotoğraf çekiyorsunuz. Eğer o zamanlar satabilirseniz bir yabancı ajanslara bunları satabilirsiniz. Para kazanabilmek için. O da ayda yılda bir olay olacak. Onlar da çünkü ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek işte eskiden 4 tane 5 tane fotoğraf alıyorlarsa 1'e kadar düşürdüler. Bir de dışarıda olan foto muhabir sayısı zaten çok fazla. Sokakta o zamanlar izlenebilecek bir olay olduğunda ya da bir toplantı olduğunda oraya gittiğinizde aslında herkes birbirinin rakibi, herkes bir yere fotoğraf satmaya çalışıyor. İşte yani öyle bir ilginç bir nokta da oldu. Herkes gizli gizli işte birilerini arayıp ben de şöyle bir fotoğraf var alır mısın, almaz mısın falan diye aslında aynı olayı pazarlamaya çalışıyoruz. Neyse zaten onlar da tek fotoğrafa düşürüp aslında kimseye bir faydası olmamaya başladı. Sonra birçoğu Ankara'da onlar da foto muhabiri bulundurmayıp çünkü onlar da
bu seçilmiş gözlerden gelen fotoğrafları almak onlar için de maliyet açısından çok karlı bir işti. Onlar da bir süre sonra bu yabancı ajanslar eleman bulundurmayı düşürdüler ve fotoğraf satın almayı bıraktılar neredeyse. Bu süreç içerisinde işte Ünsal abiler gibi, İnsan Ünler gibi bu insanları biz de gözlemliyoruz. Acaba aslında çok ilginç bir şey. Ben bir foto, yani video işlemeyi falan bilmezdim ama kızın işleri oluyordu okulda. Video çekiyorduk onlara falan. Ona yardımcı olmaya çalışırken aslında bir baktım ki aslında çok uzak bir dünya değil. Fotoğrafı editlemek de yapılabilecek bir şey. Bundan sonra işte video çekebilir miyim acaba diye düşünüp taşınırken böyle video işleme programlarıyla haşır neşir olmaya başladım. Derken işte yine bu arada bir süreç geçiyor tabii. Hani iş bulamıyorsunuz ama bir şekilde para kazanmak için çeşitli fotoğraf çekim işleri falan yapıyorsunuz ama bunlar habercilik yapmıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Yaklaşık 3-4 yıl kadar önce ben şeye karar verdim. Foto muhabiri anıları diye bir proje geliştirmeye karar verdim. Çünkü yıllardır insanların deneyimlerinin kendileriyle ölüp bitmesini istemedim. Yani o bir kayıt altına alınsın. Çünkü herkeste üçer beşer önemli güzel anılar vardı. Onları kayıt altına almak istedim. Kendim Ankara'daki foto muhabirleriyle başladım. Onları video çekmeye. YouTube kanalı oluşturma fikri de işte o zamanlar böyle oluştu. Ünsal abiyle de ben de konuştum tabii, o iyi bir örnek olduğu için önümüzde. Ondan sonra şeyi gördük ama yani o işin içine basınca gerçekten YouTube'da ha deyince öyle paralar kazanılmıyor. İşte herkes önünüze şey koyuyor, o işte böyle milyonlarca takipçisi olan işte sürekli yok şu YouTuber şöyle kazanmış, yok şu YouTuber öyle kazanmış filan diye. Ya hiç alakası yok yani. Hani işte o zaman şartlar daha ağırdı. İşte 4000 saat izlenmeniz lazım, 1000 tane abonenizin olması lazım size gelir kaydı, gelir getirebilmesi için. Şu bahsettiğim rakamlar, yani şu anki benim de abone sayım, inanın hiçbir şey değil. Yani 2 lira, 3 lira, 5 lira gelir getirisi dediği bu şeyin. Bu sistemi şu an için. O yüzden inanılmaz kötü durumda. Burada önemli olan tabii işte Patreon destekleri ortaya çıkıyor. Onlara sonra yine geleceğim. İşte bu fotomobil anılarıyla başlayıp başladığım zamanlarda bir iki ay geçtikten sonra ben de bir gazeteciler cemiyetinin, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin işte Avrupa Birliği ile düzenlenmiş olduğu bir serbest gazetecilikleri destekleme diye bir başlığında bir fonla karşılaştım. Arkadaşlarım bana bunu haber verdiler. Serdar sen de buna başvur diye. Ben bu fotomobil anıları projemle başvurdum. Kabul ettiler sağ olsunlar. Benim elime para vermediler. Hani Serdar al sana tonlarca para şöyle falan diye değil. İşte eğer şehir dışındaysa iş, otel masrafımı, yol masrafımı çektiler. İşte çok küçük bir harcıra, gerçekten çok küçük bir harcıra. Hatta üstünü ben kendi cebimden tamamlayarak yaptığım birçok şeyler vardı. İşte kameram eskimişti. Kameramı yenileyebildim. Sonra zaman içerisinde diğer de başvuruları da yaparak işte bilgisayarımı falan yenileyebildim. Böyle bir sürece girdik. Aslında işte bu serbest gazetecilik işte bu son 7-8-10 yılın Türkiye'deki yeni bir oluşum aslında. Yeni bir kavram. Bizler çalışacak ortam bulamayınca yeni gelen iletişim mezunu fakültesinden çıkan yeni meslektaşlarımız çalışma ortamı bulamayınca herkes bir arayış içerisine girdi. Herkes bir ne yapabiliriz, nasıl habercilik yapabiliriz tarzında şeydi. Ben foto muhabirini biraz daha böyle YouTube'a, videoya, kameramanlığa doğru bir çevirmek zorundaydım. Ama ben fotoğraftan da kopmak istemiyordum. İşte hem fotoğraf çekip hem video çekebileceğim bir kendimce bir sistem geliştirmem gerekiyordu falan. İşte bunları böyle kafada kurup sonra düşünürken James Nachtwey'in daha önce izlediğim bir belgeseli aklıma geldi. War belgeseli. Çok önemli bir fotomobil kendisi. Orada Nachtwey'in kamerasına nasıl fotoğraf çekiyor diye, işte onun gözünden çektiği o güzel fotoğrafta nasıl çekiyor diye, hem çektiği açıyı hem de
yaptığı ayarları gösterecek, o LCD ekran vardır fotoğraf makinelerinin üstünde, onu gösterecek şekilde bir kamera yerleştirilmişti. Bir de dışarıdan, işte bir belgesel olduğu için, bir de dışarıdan onu gözlemleyen bir kamerayla böyle şey. Bu fikir, bu şeyi kendime uygulayabilir miyim diye düşündüm. Onu uygulamaya başladım. Bu sefer artık hem fotoğraf çekebiliyorum, hem de fotoğraf çekerken neler çektiğimi, benim başıma gelenleri, karşıdaki olan biteni aktarabilecek bir düzenek oluşturdum. Ve böylece yeni yeni işte videolar üretebiliyordum. Yeni fotoğraflar, işte videosu olabiliyorsa video, işte belki içim hoşuma gidiyorsa videoya çeviriyordum. Videoları da servis ediyordum. Ya da sadece fotoğraflar hoşuma gittiyse fotoğraflarını paylaşıyordum. Böyle bir şey oldu. Aslında işte bu yeni bahsettiğim gibi bu 8-10 yıllık bir yepyeni mecra. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Herkes aslında yabancı. Aslına bakarsınız biraz da korona döneminde, yani pandemi döneminde doktorların yeni bir virüsle karşılaşması gibiydi. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Bizimki de onun gibi bir şey. Yeni, herkes kendine göre bir yol arayışı içerisindeydi. Ben şöyle tanımlıyorum hatta. Biz karda ayağımızda o yürüme paletleri olmadan iz bırakmaya çalışan insanlar gibiyiz. Evet, bunu ilk yapan insanlar olmak yorucudur. Yoruluyoruz da, çok da çilesini çekiyoruz. Ama bir yere varacağını düşünüyorum. Tabii şimdi alternatif medya oluşuyor deniyor. Alternatif medyaya da yeterince güven duyulmadığını düşünüyorum ben. Sadece mecburiyetten biraz izlenmelerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahada aldığım izlenim de bu şekilde. O yüzden hükümetler de değişse bu basına olan bakış açısında aman aman bir değişiklik olmayacağını düşünerek farkındayım diyorum. O yüzden önümüzdeki dönemlerde serbest gazetecilik kavramı eğer doğru ilerlerse Türkiye için bambaşka bir çıkış yolu ya da bambaşka bir basın mecrası olabileceğini fikrindeyim. Daha önce işte İpek de bahsetti. Geleneksel medyada çalışmanın artıları eksileri var. İşte haberin bir bütçesi oluyor. Siz ona göre gidiyorsunuz demişti. Ben başka bir örnek vermek istiyorum şimdi burada. Aklıma İpek konuşurken aklıma geldi. Milliyet gazetesindeydim ben. O bütçe kısmına geliyorum şimdi. Milliyet gazetesinde Van depremi, Erciş depremi gerçekleşmişti. İkinci deprem. Saat 9-10 gibi arandım gazeteden. Dediler ki hazırlıklarını yap, depreme gideceksin. Bir foto muhabiri için hani inanılmaz bir şey sıcak haberin içerisinde olmak. Hay hay dedim, hemen işte uyku tulumlarını, işte matlarımı, fotoğraf makinelerimi, çünkü otelde yatılmaz şeylerdi. Her şeyi hazırladım. Orada araç kiralarız, onun içinde yatırız falan. Böyle bir sürü plan yaptım. Hepsini topladım, çantaladım. Çantalarım hazır, bekliyorum. Uçak saat 11'de dediler. Saat 10.30 oldu. Beni arayan, geri arayan yok. Ondan sonra ben tekrar şey yaptım. Gazete aradım, dedim. Bakın o şey oldu, ne oldu? Hani araç gelmedi, şey olmalı falan diye. Abi sen gitmeyeceksin dediler. Gececi konuştum arkadaş. Kim gidecek? Başkası gidecek. Ne oldu dedim yani, hani niye bu fikir değişikliği olmuş, niye böyle bir şey olmuşlar. Bana şunu sormuşlardı, kredi kartın var mı? Benim kredi kartım yoktu, o zamanlar da yok. Yok dedi, benim kredi kartım yok. Ondan sonra tamam arayacağız seni deyip kapattılar ve şey yaptılar. Başka bir arkadaş aramışlar, diğer foto muhabirini. Onun kredi kartı varmış ve o uçak biletini kredi kartıyla alıp gitmiş. Yani onu yönlendirmişler. Aslında İpek tabii şey diyor, Aydın Doğan döneminde oturmuş bir yapı olsa da daha sonra gelen sermaye yapısının amacı gazetecilik olmayınca, gazetecilik dinamikleriyle uyumlu bir çalışma içerisine giremeyince gecenin bir yarısı o gazetecinin uçak bileti alınamayıp ya da harcırahları verilemeyip, hadi o harcırağı da geçtim, başka günlerde ertesi günde yatırılabilir ama uçak biletini dahi alınamayacak bir para hiç kimsede olmayınca işte böyle muhabirin, foto muhabirinin cebindeki kredi kartının limitlerinin içerisinde uçak biletini alabilip alamayacağı sorgulanır. Olabilenin, parası olanın göreve gidebileceği bir anlayış hakim oluyor maalesef. İşte bunları da yaşadım ayrılmadan önceki dönemlerde. İşte bu bizim bu
foto muhabirlerinin bu sayıya düşmesindeki en büyük şeylerden bir tanesi bahsettiğim şey görsel imajlarını koruma dertleriydi yani herkesin. Bundan sonra bu imajı koruma derdinin bundan sonra gelecek siyasi iktidarla Ankara gazeteciliği için söylüyorum yani bunu her zaman belirtmek istiyorum. Evet siyasiler buradan İstanbul'da da gidiyor ama burada daha yoğun olduğu için daha yoğun bir temas yaşandığı için bunu söylüyorum. Bu imaj koruma derdinin yeni gelecek iktidarlarda da olup olmayacağını kimse garanti edemiyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Hani bu sürecin çünkü olumsuzluk süreçleri Ahmet Necdet Sezer döneminden beri bizim üstümüze uygulanarak bugünlere geldik biz maalesef. O yüzden pek içici şey değil. Serbest gazeteciliğin eğer yabancı bir sermaye girişi girip yeni insanlar almadıkları takdirde yani böyle bir yapılar oluşmadığı takdirde serbest gazeteciliğin önümüzdeki dönemin bence en önemli şeyi olacağını düşünüyorum. Olayı olacağını düşünüyorum gazetecilik açısından. Fonlamaya gelince şöyle tabii gerçekten yani para kazanma kısmı çok enteresan. Evet bu insanlara sürekli olarak gazeteciliği anlatmanız gerekiyor. Murat'ın da dediği gibi bu iş pahalı bir iş. Ve bu pahalı işte habere gitmenin maliyeti olduğunu anlatmamız gerekiyor. Daha önceki geleneksel medyada olduğu gibi işte 25 kuruşa gazete, reklam yanı promosyon haber gibi bir şey oluyordu yani. Bunun bu artık değişti. İnsanlar bu 25 kuruş gerçekten para değil. Herkes verip alıyordu yüz binlerce insan, on binlerce insan gazeteler ama bunu sürdürüyor. Somut bir şey sorabilir miyim size? Yanlış hatırlamıyorsam eğer bir önceki ders kapsamında buluşmamızda şöyle bir örneğiniz vardı. Yazın olan yangınların takibinde mesela. Geliyorum. Şimdi oraya geliyordum ben de. Tabii bu pahalı oranı anlatmamız gerekiyor. Ben de bunu yapıyorum. İşte Twitter'dan. Biz dilenci değiliz. Yani bunun altını çizerek çiziyorum. Ben sürekli haberin pahalı olmasının altını çiziyorum. Bu işin sürdürülebilirliğinin halktan gelecek desteklerle olabileceğine inanan bir gazeteciyim. Yani ben bir reklam firmasına bağlı kalarak bir iş yapmak istemiyorum. Onları güdümde olmak istemiyorum. Beni beğenen ve desteklemek insanlarla bir arada olup gazetecilik yapmak istiyorum. Üzerlerinde sürekli bir patron baskısı gibi bir sermaye bir şey olmasını istemiyorum. Evet yazın ki yaptığım örnek bence önemliydi. Çünkü Patreon'dan gelen bir destek var bana. İşte çok az sayı aslında 13-14 kişilik bir destek. Ama ben oradan gelen bu küçük destekleri bir kumbara gibi biriktiriyorum. Çünkü böyle bizim foto muhabirlerin hani bu işlerde sıcak olaya gitmek arzumuz çok yüksek. Böyle bir an geleceğini her zaman biliyorum şeyde. Bekliyoruz yani hani olay çok çünkü. Olmaz diye bir şey yok. Yangınlar başlayınca ben ilk iki gün aslında Konya'da röportajlarım vardı. Onları gerçekleştirmek üzere gitmiştim. Obruklarla ilgili. Onları erteleyemediğim röportajlardı. Bir de şöyle bakınıyorum. Eğer bu yangın bitmezse ben işte iki gün orada kalacaktım. İki gün sonra dönüp Ankara'ya hemen tekrar yangın bölgesine giderim diye düşünüyorum. Çünkü gidebiliyordum çünkü o destekler sayesinde gidebiliyordum. Yani halkın beni bana destek olmak için gönderdiği o küçük meblağlar bir yerde birikmişti ve işte 4 gün 5 gün boyunca beni orada konaklayacak, işte benzin paramı çıkaracak ölçüde, biraz da yemek parasını çıkaracak ölçüde, karnımı doyuracağım ölçüde bir meblağ mevcuttu. Buna güvenerek gittim ve muhtemelen de sahada olan birisi olarak söylüyorum bunu. Hani sahadaki bir gazeteci olarak söylüyorum. Halkın destekleriyle giden ilk gazeteci oldum ben şeylerde. Bu tür bir destekle giden. 4 gün boyunca da orada fotoğraflar çektim. İşte bazı röportajlar yaptım. Döndükten sonra bir röportajları yayınladım. Oradayken de Twitter hesabımdan fotoğraflarını yayınladım. Dönünce üstüne şey oldu mesela. Sel felaketi oldu maalesef. Ama sel felaketine gidecek bir şeyim yoktu. Gücüm kalmamıştı artık maddi olarak. Çok üzüldüm gerçekten ama gidemedim. Sonra ben yine bir düşünce içerisine girdim. Ya dedim niye gidemiyoruz? Yani niye gidemiyoruz? Niye gidemiyoruz? Yine olup bitiyor falan. En son şeye geldi. Isparta'daki mesela elektrik kesintisi. Aslında yurdun başka bölgelerinde de 4 gün boyunca kendi ailemin yaşadığı bölgede de 4 gün boyunca oralar köyler olduğu için
pek böyle çok duyurulmadı ama tabii yoğun bir nüfusun olduğu bir yerdeki gibi olmuyor. Isparta'da elektrikler kesilince en sonunda artık bir cesaretle ben insanlara şunu sordum. Ben dedim Isparta'ya gitmek istiyorum kendi takipçilerime. Beni maddi olarak destekler misiniz? Bir küçük bir hesap yaptım öncesinde de. İşte gitsem şu kadar depo benzin harcasam kendi arabamla gidiyorum. İşte orada kalıp işte bir kalmak gerekiyor neticede. Sürekli dışarıda yatamayacaksınız. Şu kadar da otel masrafı çıksa. Gerçekten hani çok cüzi ve ortalama miktarlarda söylüyorum otel masrafını. Yemek içme kısmını falan hiç dahil bile etmiyorum. Çünkü orada asıl amacım benim gidip haber yapabilmek. Bunu bir akşamüstü paylaşmıştım bu paylaşım yaptığında. Yanılmıyorsam böyle 4 saat gibi bir süre içerisinde. Çünkü insanlar alışık değiller. Böyle bir şey de beklemiyor hiç kimse. Acaba ne oluyor falan diye. 4 saat sonunda ben kimseden miktar öğrenmedim. Kendi kafamda belirlediğim bir limit, alt limit vardı. Yani herkesten de gelebileceğini düşündüğüm bir miktar. Kimseye de sormadım aslına bakarsanız. Ne kadar vermek isterseniz diye. Ondan sonra kimileri bana yazarak dönüş yaptığı için, özel mesajlarda yazarak dönüş yaptığı için söylüyorum. 3 ya da 4 saat sonra bu limit toplanmıştı. Bu hani o haber için gerekli olan miktar toplanmıştı. Ya inanılmaz mutlu oldum. Demek ki bambaşka bir kapı açtık orada da. İnsanların ve şunu söylüyorlardı. Gerçekten bir bilgi açığımız var. Bunu, gelen mesajlar için üzerinden söylüyorum. Bizim gerçekten iyi bilgiyi almamız gerekiyor. Ne hani iki taraftan da olmayan bir bilgiye ihtiyacımız var. Siz giderseniz biz çok mutlu oluruz. Hem iyi fotoğraflar çekebileceğinizi düşünüyoruz. Hem de bize doğru bilgi verebileceğini, aktarabileceğinizi düşünüyoruz diye. Gerçekten çok mutlu oldum ve kendi kariyerim açısından da yeni bir pencere açıldığını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da ben umutluyum. Biraz daha zamana ve sabra ihtiyacımız var sadece. İnsanları ikna edebildiğimiz takdirde serbest gazeteciliğinde Türkiye'de çok daha önemli ve güzel işler yapıldığını göstereceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu son söylediğiniz yine ilk oturumdaki bir şeye de aslında çok denk düştü. Orada şu sorulmuştu. Hani biraz birlikte üretebilmek içeriye. Yani işte okurun, ben okur diyorum alışkanlıkla, X konuda bir haber talep etmesi gibi. Siz bunu tersinden yapmışsınız. Ben şu konuda haber yapacağım ve bunun için siz destek veriyor musunuz diye. Bu da iyi bir örnek oldu. Şimdi katılımcılar, buyurun bir şey diyecek. Murat aslında bahsetti konularda. Burada bir yeni, tabii şimdi biz içerik üret, yani içerik demeyeyim, bunda çok hoşuma gitmeyen bir insan. Biz haber üreten insanlarız. Haber üreten insanların paylaşımlarını diğer internet siteleri olsun diye başka yerler ücret kullanmadan, ücret vermeden, imza atmadan ya da hiçbir şey teklif etmeden bile kullanıyorlar. Ben bunun önüne kesinlikle geçirmeli diye düşünüyorum. Yani ben o yüzden hiçbir artık o şeyi bırakmıştım. Hiçbir mecrayı arayıp işte ben böyle bir şey yapacağım, bana şu kadar para verir misiniz şunu. Çünkü teklif ettikleri rakamlar gerçekten hani Murat'ın söylediği uç bir örnek. Yani 400 lira gerçekten uç bir örnek. 100 lira, 150 lira gibi bir şeyler teklif ediyor. Yani ben orada günlerce emek harcıyorum, işte arıyorum, buluyorum, çekiyorum, konuşuyorum, montajlıyorum. Bana önerdikleri para 100 lira. Yani şehir içinde şuradan şuraya gitseniz benzin parası olarak onu yakarsınız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden vazgeçmiştim ben o işlerde. Kesinlikle içerik, haberlerin, üretilen haberleri başka internet sitelerinde kullanılmasını istemiyorum zaten. Kendi platformum var, ben orada yayınlıyorum. İzleyiciliğini de oradan izlemesini talep ediyorum. Evet, salondan sorusu olan, katkıda bulunmak isteyen olur mu lütfen? El kaldırarak şey yapabilirsiniz, o ikonu kullanarak söz isteyebilirsiniz. O esnada belki İpek Yezdaniye'ye bir kere daha dönebiliriz. Bütün bu konuşulanların ardından aklınıza gelen, aktarmak istediğiniz bir şeyler daha var mıdır acaba diye. Özellikle de belki o programdan biraz bahsedebilirsiniz. Hani dünyada, yani Türkiye'den başka birisi var mı mesela? Ben onu merak ettim, başka birileri. Bir de o eğitim sürecinizden belki. Evet, öncelikle
buradaki meslektaşlarıma, Murat'a, Serdar'a güzel sözlerinden ötürü teşekkür ederim. Zaten bizim gazetecilik camiası biraz küçük bir camiadır. Herkes birbirini az çok tanır. O yüzden de biz aynı kurumda çalışmamış, Serdar'la çalıştık gerçi de, Murat'la aynı kurumda çalışmamış olsak bile birbirimizi tanıyoruz çok uzun yıllardır. Şimdi bu programla ilgili Türkiye'de ilginç bir şey. Mesela dünyada 50 gazeteciye sağlandı bu fon. Türkiye'den 6 kişi aldı. Yani diğer ülkelerden çok daha fazla bir miktar. Bunun tabii ki şununla çok ilgisi var. Türkiye'de çok fazla sayıda gazetecinin sistemin dışına itilmiş olması. Yani ana akım medyanın, konvansiyonel medyanın dışına itilmiş olmasıyla çok ilgisi var. Türkiye'deki basın özgürlüğünün içinde bulunduğu vahim durumla çok ilgisi var. Tabii ki. Yani Türkiye'de bu kadar çok sayıda kalifiye gazeteci sistem dışında işsiz olmasaydı belki bu kadar çok başvuru olmayacaktı ve bu kadar çok, hani diğer ülkelere kıyasla diyorum, 6 kişi daha fazla. Hani dünyada 182 ülke olduğunu düşünecek olursak toplam 50 kişiye verildi ve 6'sı Türkiye'den. Tabii ki dolayısıyla bu belki bu kadar çok insanda hak kazanmayacaktı bu programda fon almak için. İşte başka ne diyebilirim? Eğitimlerden bahsedebilirim. Şimdi YouTube aslında bu programın perde arkasında şu var. Yani YouTube artık sosyal medyanın bir haber mecrasına döndüğünün farkında YouTube şirketi. Ve YouTube'un da bir haber mecrasına bana kalırsa dönmesini test ediyorlar. Ben öyle düşünüyorum şu anda. Çünkü demin de yani ilk baştaki konuşmada da söylediğim gibi özellikle genç nesil, yani artık kimse televizyon açıp böyle konuşan kafaları falan seyretmek istemiyor. Yani sosyal medyadan insanlar çoğunlukla artık haber takibini yapıyorlar. Şimdi YouTube'da bana kalırsa hani bu işin buraya döndüğünün çok farkında olduğu için böyle bir bence fon vermeye karar verdi. Ve hani bu fonu işte bu fonu kazanan gazetecilere de her ay birkaç gün eğitim veriyor. YouTube'da nasıl habercilik yapılır üzerine. İlk başta bir iki hafta eğitim aldık. Sonra her ay birkaç gün eğitim almaya devam ettik. Hala da ediyoruz. Tabii çok ufuk açan eğitimler bunlar. O eğitimlerin içeriğini başka yerde paylaşmamız yasak. O yüzden içerikle ilgili çok bir şey anlatamıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Hani işte YouTube algoritmalarına göre işte izlenirliği artırmanız için neler yapmanız lazım. Ya da mesela orada bu fon kazanan insanlar içerisinde dünyanın diğer ülkelerinde çok gazetecilik tecrübesi olmayan kişiler de var. Onlara yönelik eğitimler var daha çok. Mesela gazetecilik etiğiyle ilgili diyelim. Hani bizlerin daha aşina olduğu ama daha genç arkadaşlarımızın çok bilmediği konularda da eğitim veriliyor. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Geleceğe yönelik ümit vadeden, ufuk açan bir deneyim. Şu anda bunu yaşıyor olmak, bunun içinde olmak. Hani ben kendi kanalım adına bir yere varır mı, varmaz mı, hani para kazanabiliyor duruma gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Ama ben elimden geleni yapacağım. Sonuçta şöyle bir şey var. Ben 20 küsur yıldır gazetecilik yapıyorum. Başka bir meslek yapmadım. Buradaki diğer arkadaşlarım da öyle. O yüzden de yine mesleğimi bir şekilde sürdürmeye kararlıyım. Yani mesleğimi nerede sürdüreceksem, YouTube'sa YouTube. İşte atıyorum başka bir sosyal medyaysa başka bir sosyal medya ya da dijital başka platformlar olabilir. Nerede sürdüreceksen mecra değişir ama gazeteciliğin kuralları değişmez. Gazeteciliğin kuralları bellidir, etik kuralları da bellidir, hepsi bellidir. Zaten sosyal medyada işte haber takibi yaparken de mesela ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Gazetecileri takip edin. Ve kurumları, yani güvenilir medya kurumlarını takip edin. Çünkü çok fazla enformasyon kirliliği var.
Yani gazeteci, güvendiğiniz gazetecileri takip ettiğiniz zaman en azından şunu bilirsiniz ki o bir şey yazmadan önce birkaç kere teyit etmiştir. Birkaç farklı yerden teyit etmiştir. Teyidini alıp yazmıştır onu. O yüzden de hani bu enformasyon ve bilgi kirliliği içinde kimi takip edeceğini bilmek de önemli bence bir okur olarak. Ben kendim de mesela takip ettiğim kişileri çok dikkatli seçiyorum. Twitter'da olsun, diğer sosyal medya mecralarında olsun. Çünkü çok kolay bir şekilde özellikle mesela şimdi Ukrayna'da Rusya'nın işgali var. Böyle savaş durumu dönemlerinde çok fazla dezenformasyon olur ve çok kolay bir şekilde o dezenformasyon ağına düşebilirsiniz. Buna dikkat etmek lazım. Bunları çok, ekleyebilirim. Çok çok teşekkürler. Süleyman İrvan Hoca bir süredir bizle dinleyici olarak sağ olsun gelmiş. Bir de söz isteği var. Müsaitse hala. Biraz zaman geçti ama. Buyurun hocam. Sesim açmış. Açılmıştı, tekrar kapandı. Öyle mi? Şu anda açıldı galiba. Evet. Tamam, görüntüm de geldi. Merhabalar arkadaşlar öncelikle. Aslında sabah da dinlemek istiyordum ama sabah toplantım vardı, o yüzden katılamadım. Güzel bir, yani bireysel gazetecilik bana biraz tuhaf geliyor yani şey olarak. Çünkü gazetecilik biraz bana göre kurumsal bir iş diye düşünüyorum. Ama maalesef koşullar böyle bir sürece götürdü gazeteci arkadaşları. Bireysel olarak yapmaya çalışıyorlar ama ben çok hani açıkçası sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum bireysel gazeteciliğin. Muhtemelen arkadaşlar tabii ki bunu kendi koşulları içinde deneyimliyorlar zaten. Belki de hani yaşadıkları zorlukları daha iyi anlıyorlardır. Şimdi ben buradan şöyle yani bir iki soru soracağım. Bir tanesi aslında son dönemlerde tartışılan bu şey konusunda, gazeteciliğin finansmanında biliyorsunuz bu reklamlar da tartışılmaya başladı. Yani bir gazeteci arkadaşın işte bir ürün reklamı yapması konusu son dönemde Faruk Bildirici'nin başlattığı bir tartışma var. Ben genç gazeteci arkadaşların bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum açıkçası. Birincisi İpek Hanım ve Serdar Bey'i. Murat Bey de bilmiyorum bu konuda bir şey söyleyebilir. Bir de şimdi bu fon konusu da mesela İpek Hanım bildiğim kadarıyla fon kullanmıştı. Fon konusu da tartışılıyor. Fondaş gazeteciler öyle bir şey yarattılar nedense, bir eleştiri şeyi. O da sanki böyle ayıpmış gibi şey yapılıyor, tartışılıyor zaman zaman. Bu konuda meslek örgütleri mesela ne diyor? Bu konuda bir şey yapıyor mu? Bunlara destek oluyor mu? Veya bir açıklama yapıyor mu? Bunlar doğru mu değil mi konusunda açıkçası ciddi bir şey var. Kafa karışıklığı var şeyde de, gazeteci camiasında. Bunlar ne düşünüyorlar merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ben cevap vereyim mi? Şimdi öncelikle teşekkür ederim Genç Gazeteciler grubuna beni de soktuğunuz için. Şimdi reklam. Öncelikle reklam konusu. Faruk Bildirici, Nevşin Mengü'nün bir reklamda oynaması üzerine o yazıyı kaleme aldı. Gerek Faruk Bey, gerek Nevşin, ikisi de çok iyi gazetecilerdir. Ben ikisini de çok hani hem birlikte aynı medya kuruluşlarında çalıştık hem de tanıyorum. Ve gazeteciliklerini de çok beğeniyorum ikisinin de. Çok düzgün, iyi, tarafsız habercilik yapmaya çalışan uzun yıllardır. Nevşin biraz daha tabii biraz o da yaptığı program gereği daha taraf olmak durumunda kaldı ama yaptığı gazetecilik genel olarak objektif gazeteciliktir. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat reklam konusunda benim düşüncem gazeteci kendisine gazeteci diyen insan reklamda bence oynamamalı. Yani dünyadaki zaten bütün basın kuruluşlarında yani saygı değer, saygı duyulan basın kuruluşlarında da bu böyledir. Yani hiçbir gazeteci bir reklamda oynayamaz. Çünkü o zaman güvenilirliğini kaybeder. Yani sizin reklamında oynadığınız ürün her neyse yarın öbür gün o ürünle ilgili atıyorum bir yolsuzluk haberi çıksa ya da
bir usulsüzlük durumu söz konusu olsa o ürünün haberini yapabilecek misiniz? Yani reklamında oynadığınız ürün aleyhinde haber yapabilecek misiniz? Yani bunlar önemli etik konusunda önemli soru işaretleri. Ama Nevşin'in de öte yandan haklı olduğu taraf şu, hani taş mı yiyelim, biz ne yapalım? Yani sonuç olarak o da diyor ki ben de bir bağımsız gazetecilik yapmaya çalışıyorum, yürütmeye çalışıyorum. Hani bir mecrayım ben ve bunu yapmak zorundayım yani diyor. Ya işte aslında ben şöyle düşünüyorum, maalesef Türkiye'de en başa döneceğim, gazetecilerin çoğu yani liyakat sahibi kalifiye gazetecinin sistemin dışında kalması nedeniyle bir şekilde insanlar hani kendilerini geçindirmeye çalışıyorlar ve kendilerini geçindirmek için de ya fon alması lazım ya işte reklam alması lazım, bir şey ya sponsor bulması lazım. Hani sonuçta biz aktivist değiliz yani. Mesleğimiz gazetecilik. Biz bu işten para kazanıyoruz. Yani nasıl ki hani siz mesela akademisyen olarak yani evet tabii ki bir gönül bağınız vardır mutlaka yaptığınız işle ama sonuçta bu işin karşılığında bir para alıyorsunuz, öyle değil mi? Hani bir maaş alıyorsunuz. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani dolayısıyla hani Nevşin'i de anlıyorum. O yüzden biraz aslında şey, güzel bir mesleki tartışma konusu bence bu. Belki hani siz akademide de bu konuyu daha detaylı tartışabilirsiniz. Yani akademi için de bence güzel bir tartışma konusu. Ama benim durduğum nokta hani gazeteci reklamda oynamaz şeklinde. Diğer konu da fon konusu. Şimdi bu fon olayı neden ortaya çıktı? Demin söylediğim sebepten dolayı ortaya çıktı. Yani bir sürü gazeteci, yani yüzlerce gazeteci kendilerini bu medyanın, ana akım medyanın dışında bulunca bir şekilde kendilerine bir gelir kapısı yaratmaları gerekiyordu. Ve hani bunun da yollarından biri işte gazetecilik fonu veren düşünce kuruluşlarına ya da üniversitelere ya da enstitülere başvurup bunlardan fon almak. Bunda bence etik dışı hiçbir şey yok. Burada önemli olan şu, bu fon aldığınız kuruluşlar sizin editoryal çizginize karışıyor mu karışmıyor mu? Burada önemli olan, yani buradaki hassas nokta bu. Sizin editoryal bağımsızlığınız var mı? Eğer editoryal bağımsızlığınız varsa, sizin içeriğinize hiçbir şekilde karışmıyorlarsa, o zaman yine başa dönüyoruz. Taş mı yiyecek bu insanlar? Tabii ki yani bir yerlerden bir gelir modeli yaratmak zorunda gazetecilerde. Fondaj terimi bence bu fon şu yüzden ortaya çıktı. Fon alarak bağımsız medya kuruluşlarını yürütmeye, ayakta tutmaya çalışan gazeteciler o bağımsız kuruluşlarda yandaş olmayan tarafsız habercilik yaptıkları için ya da yapmaya çalıştıkları için bunlara böyle bir kulp takıldı, fondaş diye. Bütün sebebi bu yani. Bunların yandaş olmayan, bağımsız habercilik yapmaya çalışmaları. Bu yüzden bunlara böyle bir isim takıldığını düşünüyorum açıkçası. Mesela ben evet YouTube'dan hani küçük bir miktar, fazla değil küçük bir miktar fon aldım. Ama YouTube hiçbir şekilde benim içeriğime karışmıyor. Yani benim hiçbir şeyime karışmıyor. Sadece YouTube'da izlenirliğimi nasıl artırırım diye bana eğitim veriyor. O kadar. Yani bunda da ben gazetecilik etiğine aykırı bir şey göremiyorum açıkçası. Çok teşekkürler. Bir konuyu tabii hiçbir şekilde tek o olarak tartışamıyoruz. Dediğiniz gibi farklı siyasi eğilimlerden yayınların fon alması durumuyla karşı karşıya kalsak hani o zaman benzer bir tabirle karşılaşır mıyız acaba? Diğer konuklarımızdan söz söylemek isteyen olur mu? Bir küçük hatırlatma da şey yapmak istiyorum. Nevşin Mengü reklam konusunda hep aklıma geliyor. Yıllar önce Can Dündar üzerinden mesela dönmüştü bu tartışma. Hani tabii ki o da tek örnek değildi. Hani senelerdir de yürütülen ve aslında da genel olarak hani gazeteci reklamda oynamaza varan bir tartışma bir tarafta. Ama tekrar bir gündeme geldi. Bakalım nereye varacak? Buyurun. Serdar Bey, Murat Bey bir şey eklemek isterseniz. Murat eğer ekleyecek bir şey varsa ben şöyle başlayayım. Ben
fon konusuyla gireyim işin içerisinde. Bence kurumlar ya da gazeteciler meslek etiği çerçevesinde fon almasında bir sakınca görmüyorum. Bu birincisi. Fonu aldıktan sonra da izleyicisine, okuruna bunu açıklıkla ve hangi çerçeveler içerisinde bu fonu aldığını ve kullandığını bir kere belirtmeli. Bu birincisi. İkincisi, bu fon tartışmasının bu kadar büyümesindeki en büyük sebebin ben medya okur yazarlığının bu ülkede düşük olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bizde maalesef her şeyde bir tarafkirlik ve popülizm hakim. Okur bile artık kendi tarafından baktığı için kendisine gelen haberin kendi duygularının ne kadar pohpohlandığıyla ilgileniyor. Haber doğru mu, işte objektif mi, haberi oluşturan kurallara bağlı kalınarak yapılmış mı, hiç bunları dikkat etmiyor. Çünkü bunlar onun için önemli değil, ikinci planda şeyler. Belki de medya okuryazarlığı daha yüksek oranda olsa, diyelim ki birisi fon aldı, fonu alan kurum ya da kişi ya da gazeteciler toplumu neye nedir çevirmeye çalışıyorlar? Bir şey var mı? Haber mi aktarıyorlar, yoksa bir şeyin gizli bir şey yönlendirmeye mi çalışıyorlar kısmını bunu daha net anlayabilirler. Öbür türlü de bu kadar alıp başını gitmezdi diye düşünüyorum bu tartışma. Evet, fon alınabilir ama gerçekten her şeyini açıklayarak, yani kalemi kalemine nerelerde kullandığını. Evet, kendisini belki geçim için kullanacaktır bu fonu. Ama işte bunu haberine yansıtmıyorsa, editoryal bağımsızlığını koruyabiliyorsa, ona müdahale edilmesinin önüne geçebiliyorsa, bence ben de bir sakıncası olmadığını düşünüyorum. Diğer bir konuda, gazeteci reklamda oynar mı? Gazeteci taraf olmaz en başında. Hiçbir şeyin tarafı olmaz. Yarın öbür gün, ben bunu geçen de paylaştım, İşte bir petrol şirketinin reklamında oynasa, o petrol şirketi bir çevre felaketine neden olsa ve o reklam diyelim ki kendisinin anlaştığı dönem içerisinde olsa ve sözü dinlenilen birisi olsa, hiçbir şey söyleyememesi onun için acıtmaz mı? Beni acıtır. Reklam ilişkilerini nasıl etkileyecek? Direkt bozulacağı işlerden bir tanesi. Siz bizim hakkımızda bunu söyleyemezsiniz diye. Ondan bile o şeyi söyleyin. Fon aldığı ya da reklamda oynadığı şirketler bile buna karşı çıkacak. Eğer bu reklam almanın önünü açarsak, biz yarın savaş ya da savunma sanayi şirketleri ya da silah mermi üreten şirketlerin reklamlarında oynamayacağının bir garantisi var mı? Bunun önünü açarsak, işte bombaya bir adını yazıp bir yere atılmasına seyirci mi kalacağız mesela? O zaman ben işte geçimimi sağlıyordum, işte bombaya adımı yazdım, attılar. Yani bu noktaya mı gelmemiz gerekecek mesela? Yani o yüzden çok tartışmalı şeyler. Belki verdiğim örnekler uç örnekler ama işte diyelim ilaç firması olsun. Yani bu verilen ilaç firmasının yan etkilerini gizlediğini düşünelim. Bunlar yapılmayan şeyler değil. İlaç sanayi de silah sanayi kadar çirkin bir sanayi neticede. Çok dövme dolapların çok da olduğu şeylerin sektörlerden bir tanesi. Yan etkilerini gizlediyse ve insanlarda bile bile işte ne bileyim kalp rahatsızlığına ya da ölümlerine sebep oldu diyelim. Ölümlerine sebep olmasını belki de sizin sayenizde insanlar onu alıp şey yaptı. Yani bu, biz bunu olmamalıyız zaten. Gazetecinin en büyük şeyi insan yaşam hakkını savunuyor olması. Savaş taraftarı olmaması. O yüzden yeri gelir halk da yanlış söyleyebilir. O halka bile doğrusunu söyleyebilecek cesareti sahip olan kişilerdir gazeteciler. O yüzden bir tarafı birebir bir şeyde olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir tarafı olmaması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden aslında Nevşin Mengü de değildi sadece hedefte. Başka gazeteciler de vardı. İşte beni şöyle giydirdi diyen gazeteciler de reklamını yapıyorlardı. Daha öncesindeki tartışmalarda gazeteci şirket kurabilir mi diye tartışmalar vardı mesela. Bu evri devrildi. Bu noktalara kadar geldi. Biraz öyle bakmak lazım oluyor. Evet, biz hiçbir şeyin tarafı olmamalıyız. Sedat abi bunu güzel özetlemişti. Sedat, ne haberin ne de reklamın öznesi olamayız. Teşekkürler.
Murat Bey, sizin de galiba var diyeceğiniz. Ben de çok kısa bir şey ekleyeyim. Bir kere hani bu ürün reklam konusunda ben İpek de Serdar da aslında ben onlarla aynı fikirdeyim. O yüzden çok fazla bunun üzerine söz söylemeyelim ama bu fon meselesi de aslında bu programda hani zaten ifade ettik. Fon almak tırnak içinde bir zorunluluk. Çünkü ben ifade ettiğim gibi Türkiye'de Türkiye toplumu haberin ya da bilginin değerini yeterince bilmediği için fon zorunlu olarak ayakta kalmanın bir şeyi, aracı haline geliyor. Ve bu sadece gazetecilik açısından değil, geçmişte baktığımız zaman özellikle 1990'lardan itibaren bu hak temelli, yani düşünce ve ifade özgürlüğü, insan hakları gibi konularda baktığımız zaman kurulan sivil toplum kuruluşları için de bu böyle. Çünkü onlar da yurt içinden herhangi bir fon bulamıyorlar ve zorunlu olarak yurt dışından fon alıyorlar. Çünkü ifade ettim ya, devlet-toplum ilişkisinin asimetrik olduğu noktada Türkiye'deki şirketler de, kurumlar da, belki de bireyler de bu bağımsızlığı ya da daha hak temelli ya da özgürlük temelli şeylere daha mesafeli duruyorlar. O yüzden aslında fon bulmak bu kurumların varlıkları, amaçları için bir şey. Buradaki kritik noktayı da yine İpek ifade etti. Yani gazetecilik açısından baktığımız zaman bu fon aldığınız kurum ya da kuruluş ya da kişiler sizin gazetecilik mesleğinizdeki bu editoryal bağımsızlığınızı zedeleyecek bir müdahale bulunuyorlar. Bu oradaki ince çizgide ihlal edilmediği sürece ve bu yine şeffaflık olduğu sürece, ki şunu da ifade edelim. Yani bu fon meselesinden ben geçmişte de sivil toplum kuruluşlarında çalıştığım için yani orada da fonu veren şirketler de buradaki dernekler masası da zaten o fonun alınmasının hani bütçelemesini yapıyorsunuz, nereye ne kadar harcayıp bunları belgeliyorsunuz vesaire. Hani o fonu da böyle tırnak içinde kötü niyetli kullanmak da zaten öyle çok kolay da değil açıkçası. Ya ben çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Murat konuşurken aklıma geldi. Bu arada ya bakanlıklar fon alıyor Türkiye'de. Hani gazetecileri bırakın. Yani devlet kurumları zaten Avrupa Birliği fonlarıyla bir sürü projelerini yürütüyorlar. E şimdi devlet kurumu alınca, belediye alınca, bakanlık alınca tamam okey bu fon. Ama gazeteci alınca fondaş mı oluyor? Yani bu soruyu da bir sormak lazım. Evet, zaten biz bağımsız medyayı baskılamak için ortaya atılan bir şeydi yani neticede. Devlet bunu zaten kontrol ediyor. Ki çoğunun da KDV indirimi denilen o vergiden muaf olma durumları söz konusu. Hepsi bu Hazine Maliye Bakanlığı üzerinden denetlenerek gelen şeyler. İsteyen yani denetlemeye açık olan şeyler zaten. Kimin ne yaptığını biliyor. Biz de yaptığımız haber içeriklerini sunuyoruz ki hani böyle hiçbir şey yapmamış da olmuyoruz. Her şeyi kanıtlayarak ortaya koyuyoruz. Projede ne yaptıysak mesela ben kendi içimi söylüyorum. İşte Gazeteciler Cemiyeti'nin ve Avrupa Birliği'nin fonlamasıyla aldığım şeyler vardı. Bunun hepsini detay detay veriyoruz. Gideceğimiz, planladığımız seyahatin kaç gün süreceğini, ne kadar olacağını, nerede olacağını, kimlerle röportaj yapacağımız hepsini bildiriyoruz yani. Yani teker teker. Dönüş saatimizi, uçak biletlerimizi, işte benzin paralarımızı, yani tarihte bile şaşma varsa o bilet, o makbuzu kabul etmiyorlar. Size o kadarını söyleyeyim yani. Verdiğimiz net bilgiyi aynen geri istiyorlar. O yüzden o kadar kolay değil şeylerin içerisinde bir sahtekarlık yapmak ya da farklı amaçlarla kullanmak. Çok teşekkürler. Süleyman Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok, yani teşekkür ederim. Ben de yani arkadaşlar gibi düşünüyorum aslında. Farklı düşünmüyorum ya fon konusunda da olsun. Bu reklam konusunda zaten bunları da aslında Twitter'dan kendim ifade etmiştim ama ya bu tartışmalar tabii bir yandan da iyi aslında. Mesleki tartışmalar mesleği geliştiriyor ama tabii kırıcı olmamak kaydıyla bazen böyle çok kırıcı boyutlara da ulaşabiliyor tartışmalar. Ama sonuçta yanlış gördüklerimizi de eleştiriyoruz elbette. Ama Türkiye'de gazetecilik çok zor dönemden geçiyor. Arkadaşlara kolaylıklar dilerim. Hocam teşekkürler. Ben kırıcı olmakla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani bizim de o kadar şeylerin, gazetecilerin de aslında dinlemeye alışık olması lazım insanların ama dinlemeye bile tahammülleri yok çoğu insanın, çoğu gazetecinin de. Hele ki birbirlerine bir şeyler söylüyorlarsa egoları da insanların herhalde farklı bir yere taşıyor kendilerini. Gerçekten amacını aşan çok büyük laflar ortaya çıkabiliyor bu şeyler toplan, bu laf atışmalarında da. Evet,
Buyurun İpek Hanım, bir şey diyeceksiniz sanırım. Şey diyecektim, Faruk Bey, Faruk Bildirici, işte benim Hürriyet'te çalıştığım dönemde Hürriyet'in okur temsilcisiydi, medya ombudsmanıydı yani. Ve o zaman da Hürriyet'in kendi bünyesinde çalıştırdığı gazeteciler için çok tırnak içinde acımasız yazılar kaleme alırdı. Yani çok eleştirirdi bu tür şeyleri, arkadaşlar da bilirler. Yani mesela şimdi hani isim vermek istemiyorum ama Hürriyet'teki bazı gazeteciler işte reklamda oynamaktan tutun da işte bir atıyorum çok pahalı belki bir hediye karşılığında ve bir ürünün kendi sosyal medya hesaplarında tanıtımını yapmak, reklamını yapmak gibi bu tür yani büyük bir yelpazede işler yapıyorlardı ve Faruk Bey gerçekten bunları eleştirmekten hiçbir zaman kaçınmadı. Hani onun da hakkını vermek lazım. Yani Faruk Bey Hürriyet'ten ayrıldı da başladı değil yani bu işe. Her zaman için zaten duruşu belliydi. Evet, kesinlikle çok da hani uzun zaman ve hani Hürriyet'in kendisiyle de biraz sanırım mücadele ederek yürüttü bu işi gerçekten. Hala da hem eski yazılarının hem yenilerinin bizler için hem araştırmacılar için hem de yeni başlayacak olan gazeteci adayları için çok faydalı olacağını düşünüyorum kendi adıma. Tutucu diye damgalanabilirim belki ama ben de bu konuda çok hani saygıyla benim de takip ettiğim birisi. Daha önce bizle birlikteydi birinci oturumda, bu oturumda aramızda değil kendisi. Gördüğüm kadarıyla eski tabiriyle salondan, yeni haliyle katılımcılardan bir başka sorumuz yok galiba. Birkaç saniye bekleyeyim, katkıda bulunmak isteyen var mıdır diye. Saat 3'te zaten bir diğer oturumumuz başlayacak. Ceren Sözleri Özdal'ın moderatörlüğünde olacak o da. Orada da daha bireysel gazetecilerin değil de biraz daha kurumsal yapıların kendi finansman modellerini konuşuyor olacağız. Çok teşekkürler herkese, konuklarımıza ve katılımcılarımıza. Çok sağ olun katkılarınız için ve dinlediğiniz için. Daha başka etkinliklerde de görüşmek dileğiyle. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim kendi adıma. Böyle güzel bir etkinlik ve fikir teatisine ev sahipliği yaptığınız için. Zevkle, çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese çok selamlar.